Bismillahirrahmanirrahim. İlahiyat Arapça 4 bölüm 8. Konumuz hal. 4 alt başlıktan oluşmakta. Mukaddimetün giriş. Hal, yükleme sorulan nasıl sorulanla cevap olup eylemin, fiilin meydana geliş şeklini açıklayan öge olmaktadır. Türkçe'de genellikle erek, arak, iken, halde olarak ve benzeri kelimeler ile Türkçe'ye çevriliyor bu. Ayrıca harfi celerle kullanılan bazı fiillerin kullanımına yönelik örnekler de vardır diyor. Artık okuyup görelim. Es'eletül müderrisi, müderrisin soruları. Müderris, hoca, öğretmen. Es ile sorular manasına gelen kırık çoğul. El müderrisu, müderris diyor. Ma nedir hüve o sirrun necahi? Necah başarı. Sir, sır yani Türkçedeki sır. Sirrun necahi, necahın sırrı, başarının sırrı nedir? Eyyühettullâbu, öğrenciler, başarının sırrı nedir diye öğretmen sormuş. Hüsam adındaki öğrenci cevap veriyor. Evvelen öncelikle yecibu gerekir. Ne gerekir? En nuheddide, belirlemek, ehdafena, hedeflerimizi bir dikkatin, dikkatle hedeflerimizi belirlememiz gerekir. İlk yapmamız gereken şey budur. El müderris, naam, evet, inne şüphesiz ki tahdilel mesuliyeti, hedef belirlemek, yezidu, artırır, fikatel insani, bir nefsi, insanın kendisine olan güvenini, yani özgüvenini artırır. Sika, güven demek. El insan, insanın güvenini artırır, bir nefsi, kendisine olan. Peşine Hamet adlı öğrenci konuşmaya başlıyor. Sümme sonra yecibu gerekir, amelün, çalışmak ve cühdün ve gayret etmek gerekir, münteziman, muntazim olarak, müthabiran. Muntazım, dikkatli demek. Müsabir, devamlılığı ifade etmekte. Sebatkar diyor tercümeye baktığımızda, yani devamlılık. Bi husnil intibahi. İntibah, dikkat demek. Husun, iyi, güzel manasına geliyor. Öyleyse dikkatli bir şekilde, yani iyice dikkat ederek, derse devam ederek, düzenli bir şekilde gayret göstermek gerekir. El müderris, ala talibi, öğrenciye gerekir. Evet, el bahisi, araştırmacıya da gerekir. Hem öğrenci hem araştırmaya ne gerekir? En yüvessi'a ma'arifehu. Yüvessi'a, genişletmesi gerekir. Ma'arifehu, bilgi dağarcığını, mütemâşiyen ma'al asri, çağ ayak uydurarak, çağın gereklerine göre bilgi seviyesini, bilgi dağarcığını genişletmesi gerekir. Hüseyin daha sonra konuşuyor. Nam, evet üstazi, evet hocam. Hâdâ, bu bahsettiğin şey, sevâ'un kâne an tarikil mutâla'ati. Sevâ'un, ister sevâ'un kâne, isterse olsun, an tarikil mutâla'ati, mutâla yoluyla, evet müstefiden, müstefit yani yararlanarak olsun, min vesâilil i'lâmi, basın yayın organlarından yararlanarak olsun. Vesailil i'lam, basın yayın organlarından yararlanarak olsun. Bunlardan yararlanmak müstefit, yani neyden yararlanmak? Vesailil i'lam, basın yayın organlarından yararlanarak, faydalanarak, ev veyahut da mutalaati, okuyarak olsun. İster okuma yoluyla, isterse basın araç gereçleriyle olsun, kişinin kendisini bu alanda geliştirmesi gerekir. El müderrisu, fel hunake subulun, fel hunake, burada var mıdır? Ney? Subulun, yollar. Evet, iktirahatun uhra, başka yollar, öneriler var mıdır diye soruyor. Tarık bu sefer konuşmaya giriyor. Minel münasibi, yerinde olur, uygundur. En tela'a,
hazırlamamız cedvele emalin, bir iş cetveli. Yani ne yapacağımızı içeren bir şey hazırlamamız. Cedvele emal, ajanda demek. Öyle ajanda ki yetellamlayan içeriyor maaşı ki negumu biz yapıyoruz bihi onda yevmiyen günlük. Günlük olarak ne yapacağımızı içeren bir ajandamız olması. En nevaa, ben tevaa okudum sanırım. En nevaa. Hazırlamamız münasip olur. Ney? Cedvel-i emalin, ajanda hazırlamamız. Öyle ajanda ki bu yetevvamyonu içeriyor. Ma o şey ki negumu biz yapıyoruz bihi onu yevmiyen günlük. Günlük olarak ne yapacağımızı içeren bir ajanda hazırlamamız, böyle bir şeye sahip olmamız münasiptir, uygundur. El müderris, nam evet, hakeda böylece nüvefiru evkaten lidiraseti. Hakeda böylece, yani senin anlattığın yöntem ile nüvefiru ayırırız evkaten vakitler lidiraseti, ders için vakit ayırabiliriz. Ve daha el istirahati, istirahat yani dinlenmek için de vakit ayırırız. Ve daha el ziyarati, ziyaret için de vakit ayırabiliriz. Ziyarete, istirahate ve derse vakit ayırmamız mümkün olur. Emkene yumkinu, ifal babı muzari, yumkinu, ferit konuşuyor şu anda. Feridun, ferit diyor ki, yumkinu, mümkün olur. Nedir mümkün olan şey? En zıfe, benim eklemem neye? İle delike küllihi. Bütün bu anlattıklarınıza ilave olarak, yani benim eklemem de mümkündür. Neyi eklemem? Enden insane, şüphesiz ki insan yencehu, başarılı olur. Ve yubdi'u için yaratıcı demiş. Yani buradaki yaratıcı yeni fikirler ortaya koymak. Yeni bir şeyler icat edebilmek. Yubdi'u ve icat edebilir. Ve heve o kişi ne olduğu halde? Hadi'ul bali, kafası sakin iken bunları yapabilir. Daha sonra Hüsam konuşuyor. Hüsam şöyle diyormuş. Tam'an, elbette yecibu, gerekir. Terkuma, o şeyi terk etmek ki yeşgalu, meşgul ediyor. El mer'e, kişi. Hani terkizi, yoğunlaşmaktan alıkoyuyor. Ala ameli, işine. İşine konsantresini bozan, ondan alıkoyan her ne varsa kişinin onu terk etmesi uygun olur. Yecibu, gerekir. Terkuma, o şeyi terk etmek ki yeşgalu, meşgul ediyor. Hüve, o şey, gizli zamir var. Kimi meşgul ediyor? El mer'e, kişi. Hani terkizi. Evet, hani terkizi yoğunlaşmaktan meşgul ediyor. Yani yeşgalu alıkoyuyor desek daha uygun olur. Yeşgalu alıkoyuyor el mer'e, kişi. Hani terkizi yoğunlaşmaktan, konsantre olmaktan. Neye konsantre olmaktan alıkoyuyor? Ala ameli, işine. Ne gibi? Mesela örnek ver. Kebâdıl meşâkili. Müşkilun meşâkil. Bu problem demek. Problemler demek. El canibiyeti. Canib için arizi kelimesi seçilmiş. Yani gelip geçici problemler gibi. Ve daha ne gibi? Ettevuturasi. Ya da vetevetturatil asabiyeti. Asabi sinir demek. Sinir gerilimleri gibi. Ve gelip geçici arizi problemler gibi. Örnek olarak bunları verdim. El müderrisu, öğretmen diyor ki fehel yecibu, gerekir midir insan insan için en yete zevvede bimezaya, meziyetler demek. Özellikler demek. Yetezevvede, donanmış olması. Meziyetlerle donanmış olması insan için gerekir mi? Kişinin bazı özelliklerle donanımlı olması gerekir mi? Cabir cevap veriyor. Naam, evet, la budde, muhakkak ki gerekir. En yetemetta'a bi sıfatin. Yetemetta'a
kişide bulunması demek bir sıfatın. Bazı özellikler kişide bulunması gerekir. Ne gibi? Misle kuvvetil iradeti. Kuvvetli bir irade ve azimeti ve azim gibi. Azim gibi ve güçlü bir irade gibi kişinin bazı özellikleri, nitelikleri, sıfatları taşıması gerekir. Labudde muhakkak gerekir. En yetemettan taşıması, sahip olması. Bir sıfatın bazı özelliklere ne gibi dedik? Sağlam irade ve azim gibi. El müderrisu haza sahihun. Bu senin söylediğin şey doğrudur. Feize peki gaşiye kaplasa el insanı, insanı yesun umutsuzluk veya karamsarlık, umutsuzluk kişiyi kuşatsa buna ne dersin? Ahmet cevap veriyor. Yemurru geçer el insanı insan fi hayati hayatında insanın geçebilir. Bi memaratil feşeli vel yesi. Yes kelimesi ile feşel kelimesi geçti burada. Başarısızlık ve karamsarlık. Yes karamsarlık, ümitsizlik demek. Ümidinin kırılmış olması. Feşel başarısız. Kişinin başından başarısızlık olsun, ümitsizlik olsun birkaç defa hayatında bunlar bulunabilir, hayatında bunlar geçebilir. Lakin fakat yine de yecibu gerekir. En yetecaveze huma. Yecibu gerekir. En yetecaveze huma onları aşmak, geçmek gerekir. Neyle? Bir ciddiyetle ve daha sarametin ve kararlılıkla ve gayra mütekaisin. Yılgınlığa düşmeyerek bunları aşması gerekir. En yetecavize aşması gerekir. Huma onu ikisini yani hem feşeli hem de yesi onları aşması gerekir kişinin. İyi de bunları nasıl aşacak? Araç gereçen neyden faydalanacak? Bir ciddiyetle ve sarametin ve kararlılıkla ve gayra mütekaisin ve yılgınlığa düşmeyerek, bezmeyerek, yılmayarak bu durumları başına gelen bu hem başarısızlık hem de ümitsizliği aşabilir diyor. El müderrisu müderris konuşuyor. İlafet sen ila fetrati sabrin davilin. İlafeten ek olarak bu anlatanlara ila fetratin sabrin davilin uzun, davil uzun, sabır sabır, fetre dönem demek. Buna göre uzun sabır dönemine ek olarak yettiği gelir ba'en daha onun arkasından en-necahu başarı. Hüseyin diyor ki nam evet ve ba'en daha onun ardından yettiği gelir en-necahu başarı tilkaiyen kendiliğinden gelecektir zaten. Neyin ardından? Uzun bir sabır döneminden sonra yani. El müderrisu müderris yani öğretmen diyor ki hen nusibu ida kunna hen nusibu biz ulaşır mıyız kavuşur muyuz ida kunna dediğimiz vakit innen necaha şüphesiz ki başarı yetehakkaku gerçekleşir bi tayin ehdafin hedefleri belirlemekle ehdaf hedefler tayin belirlemek sünme ardından sayın çalışmak ve keddin gayret ve taabin ve yorulmak. Yorulmakla, gayretle, çalışmayla. Bunların hepsi de hedefleri belirledikten sonra desek doğru mu olur? Dullab öğrenciler, naam evet, innen necaha, şüphesiz ki başarı. La yeti gelmez ve yedeke senin yedâke senin iki elin iken neredeyken fi cebike ceplerindeyken iki elin de cepte durduğu halde başarının geleceğini bekleme diyor. Hal dil bilgisi. Hal çevirirken şöyle şöyle çevrilir diyor yani erek arak iken halde diye çevireceğiz. Bunda yükleme soracağız yani nasıl diyeceğiz. Bunda karşılık aldığımız cevaba göre hal belirlenmektedir.
Peki bir kelimenin hal olup olmadığını nasıl anlarım? Hal ne tür kelimelerden olabilir? 1. Belirsiz, mensup bir isim haline gelebilir. Belirsiz ne demek? Belirsiz, eliflamsız demek. Mensup ne demek? Kelimenin merfu ve mecrur olmaması demektir. Mensup ne demektir? Kelime müfretse fetha alması. Tek fetha da olabilir, iki fetha da olabilir. Önemli değil. Kelime tesniye ise mensupluk nedir? Tesniyenin ya ile yazılmasıdır. Kalemeyni, kitabeyni gibi. Kelime cem müzekker salimse. Bu durumda nasiruna, fatihuna, katibune gibi işte vavla değil ya ile yazılacak. Katibine, nasirine, mensurine gibi. Kırık çoğulsa yine fetha ile işte eklemen, tek fetha, iki fetha önemli değil. Cemi müennes salim ise esra alır. Katibatin, katibati şeklinde. Mensubun ne oldu? Şimdi örnekler zaten karşımıza çıktıkça daha iyi anlayacağız. Kırmızı olarak yazılmış kelimelerin her biri, altı çizili olan kelimelerin her biri nedir? Hem belirsizdir, hem mensuptur, hem de isimdir ve hepsi de haldir. Okuldan eve yürüyerek döndüm. Ülütü, ben döndüm. Ada, fiil, tu, fail, minel medreseti, okuldan döndüm. İler beyti, eve. Eve ben ne olduğum halde, nasıl, neyken döndüm? Maşiyen, yürüyerek. Kişiye sorulur yani. Ben döndüm, nasıl döndüm? Yürüyerek mi, uçarak mı, kaçarak mı, trenle mi, yüzerek mi? Yok, maşiyen, yürüyerek. Meryem kız arkadaşıyla telefonda fısıldayarak konuştu. Hadeset, konuştular. Meryem, Meryem, sadiqataha Meryem. Kız arkadaşıyla konuştu. Bilhatifi telefon ile nasıl konuştu? Hamiseten fısıldayarak konuştu. Maşiyen olsun, hamiseten olsun. Bunlar nedir? Hem belirsiz hem de mensup hem de isimdirler. Ya isimdir ne demek? Yani bu fiil değil, bu bir harf değil, isimdir. Mensuptur. Sonunda fetha var bunda. Müfet bir kelime olduğu için mensup alameti fetha olarak geldi. Belirsizdir. Yani el maşiye, el hamise değil. Başında eliflam yok. Sana özür dileyerek geleni affet. Sana özür dileyerek geleni affet. İsfah, sen affet. Kimi? Ammen, o kimseyi ki eta geldi. Ke sana mu'teziran, özür dileyerek. Özür dileyerek hal olan bir kelimedir. Yani tedara, i'tedru, i'tedarun, mu'tezirun. Bilen için ismi faildir. Az önceki de ismi faildi. Daha önceki de ismi faildi. Hep ismi fail gelmiştir. Sahinen ismi faildir. Yuşrabu eşyayu sahinen. Çay sıcak içilir. Sıcak iken, sıcak olduğu halde. Şunlardan birini ekleyebilirsin. Peki atlayalım biraz. Diğerler de aynı şekilde yani. Pik 2. Yani hal daima müfret isim olarak mı geliyor? Hal daima belirsiz mensup bir isim olarak mı gelir? 2. Hayır. Vavul haliye ile birlikte isim cümlesi olarak da gelebilir. Yani hal bir cümle olabilir. Tek kelime değil de cümle olabilir. Hal hani mensup da ne olacak bu durumda? Bu durumda cümle olarak mensuptur diyeceğiz. Mahallen mensuptur. Elinde hediye olmadan bize gelmez. La yeti gelmez. Kim? Hüve o. Kime gelmez? Na bize. İlla ancak gelirse de ve bi yedihi onun elinde vardır ne hediyetun bir hediye vardır. Bi yedihi elinde vardır. Burası şimdi evvela baştaki vav haliye. Peşine gelen ba harfi cerdir. Peşine gelen yedun isimdir, muzaftır. Peşine gelen hi muzafun ilehtir, zamirdir. Bununla birlikte bi yedihi birlikte bütün olarak yani bi yedi diyeyim hatta bi yedi haberdir. Bi yedihi haberdir. Car mecrur şibih cümle olarak haberdir. Hediyetun onun müptedasıdır. Müpteda her zaman sağ tarafta gelir yani başta gelir diye bir şey yok. Müpteda ile haber zaman zaman yer değiştirebilirler. Hangi durumlarda değiştirir? O ilgili ünitelerde işlenmiştir veya işlenecektir. Şu an konumuz değil.
Burada haber önce gelmiş, müpteda sonra gelmiş. Ne olmuş? Yani sonuç olarak buradaki müpteda artı haber bunlar bir bütün olarak cümledir. Ne cümlesidir? İsim cümlesidir. Çünkü isim cümlesi müpteda ve haberden oluşur. Bu isim cümlesi ise ne olmuş? Şu olmuş yani bir bütün olarak ve biyedihi hediyetun bir bütün olarak nedir? Haldir. Hal cümlesi burası. La yeti gelmez nabize illa ancak gelirse de ve biyedihi hediyetun. Elinde hediye olarak veya hediye var iken gelir. İyi de kim? Hüve o. Yani şu var buradaki hal neyin hali? Bizim halimiz. Hayır onun hali. Gizli zamir olarak bulunan hüveden hal yaptık biz bunu. Neyin hali bu? Neyin durumunu belirtiyor bu? O bize gelmeyen kişinin ancak bize gelirse de şöyle şöyle gelir dediğimiz kişinin durumunu belirtiyor. Ha, hal kimin durumunu belirtiyorsa ona da sahibul hal denilmekte. Bir hal kimin durumunu, kimin halini belirtiyor, kime ait bir mana içeriyorsa ona sahibul hal demekteyiz. Gelecek zaten bu da. Peki bir sonrası atlayalım bir tanesi biraz fazla uzun. Faraktu ihvani ve ana munkabilu sadri. İçim daralmış bir halde arkadaşlarımdan ayrıldım. Faraktu ben ayrıldım ihvani arkadaşlarımdan. Şimdi arkadaşların ne olduğu halde mi yoksa sen mi ne olduğun halde? Kimin hali olacak bakalım? Ene ben. Bak ben diyor ene ben. Munkabilu sadri. İçim daralmış olduğum halde diyor. Ene mübtedadır burada. Munkabil onun haberidir. Ene mübteda, munkabiz haber. Mübteda haber birlikte ne yapar? İsim cümlesi oluşturur. Burası isim cümlesidir. Burada cümle ne olarak bulunuyor? Hal olarak bulunuyor. Ha, eğer cümle halse nedir o? Mahallen mensuptur. Şunu diyebiliriz. Hal olan kelime veya kelimeler her halükarda mensuptur. Ya lafzan mensuptur. Lafzan yazılışı, okunuşu, telaffuzu, seslendirilmesi demek. Ya lafzan mensuptur ya da nedir? Mahallen mensuptur. Hangi durumda mahallen mensup olur? İşte şu an cümle. Cümle ise mahallen mensup olur. Peki, ene munkabilu sadri. Ben diyor, için daralmış olduğu halde arkadaşlarımdan ayrıldım. Peki bunun sahibul hali nedir? Arkadaşlarım mı içi sıkılmış, benim mi? Benim zaten müpteda enedir yani yine ben diyor. Dolayısıyla faraktu'daki tu'nun halidir bu. Tu'nun durumunu yani tu ben demek. Benim durumumu belirtiyor ene munkabilu sadr. Arkadaşlarımın durumunu belirtmiyor. Bede'e yetehaddesu an eyyami tufuletihi ve aynahu tedmeani. Gözleri yaşlı bir şekilde çocukluk günlerinden söz etmeye başladı. BDE başladı. Bir önceki ünitede geçmiş olan fiillerden bu arada. BDE başladı. Neye başladı? Yetehaddesu konuşmaya. Neyden bahsetmeye? Neyle ilgili konuşmaya başlamış? Aneyyami tufuletihi. Çocukluk günlerinden söz etmeye başladı. Kim? Hüve. Gizli zamir var burada. Hüve. O kişi. BDE başladı kim? Hüve o. Ve aynahu tedmeani. Aynahu onun gözleri tedmeani yaşlıyken. Gözleri yaşlı bir şekilde, yaşlı olduğu halde. Aynahu onun gözleri nedir? Yani aynahu haberdir. Car, mecrur, şibih cümle olarak haberdir. Tedmeani ise ya da yanlış söyledik çünkü tedmeani fiildir. Tedmeani fiildir. Fiil olduğuna göre burası bir cümledir. Cümle olduğuna göre burası haber olmalıdır. Çünkü mübteda cümle olamaz. Öyleyse aynahu nedir? Mübtedadır. Tedamani fiildir. Fail ile birlikte haber olur. Sonuçta burası mübteda haber olarak isim cümlesidir ve haldir. Öyleyse mahallen mensup demen lazım. Peki neyin halini belirtiyor? Benim mi, senin mi, onun mu? Hangi şahs yani? Ahmet'in mi, Veli'nin mi, Hasan'ın mı, Hüseyin'in mi? Tek bir tane zaten burada şahs var. O da BDE, hüve. Gizli zamir olan hüve. Onun durumunu belirtiyor.
Üç fiil cümlesi biçiminde de gelebilir. Yani bir hal, evvela nasıl geçti? Tek kelime olarak gelebilir dedik. Bir isimdi. Belirsiz, yani nekre, mensup isim olarak gelebilir dedi. Evvela oydu. İkincisi isim cümlesi dedi. Şimdi üç, fiil cümlesi olarak da bir hal gelebilir. Yine cümle olarak geldiği için mahallen mensup olacak. Haraca talibu yebtesimu. Öğrenci gülümseyerek çıktı. Haraca çıktı kim? Talibi öğrenci. Nasıl çıktı? Yebtesimu gülümseyerek. Haraca fiil, talibu faildir. Yebtesimu ibteseme yebtesimu. İftale yeftalu. Bilen için iftar babından muzari olduğunu ifade edelim. Yebtesimu fiilleri gizli zamir hüve var burada. Hüve talip kelimesine racidir. Fiil, fail birlikte fiil cümlesi olarak mahallen mensuptur. Neden mahallen mensup? Çünkü bu haldir. Haller de mensup olmak zorundadır. Peki neyin hali bu? Talip kelimesinin. Yani failin halini belirtiyor. Raca'u, onlar döndüler. Minel rehleti, yolculuktan. Yenamune, uyuyarak döndüler. Raca'u, onlar döndüler. Minel rehleti, yolculuktan. Yenamune. Name yenamu, yenamani, yenamune. Muzari fiil, cem müzekker gayet, va faili, fiil fail birlikte fiil cümlesi olurup haldir, mahallen mensuptur. Burada ne belirtmiş? Belirli, marif isimlerden sonra gelen cümleler haldir, belirsiz, yani nekreden sonra gelen cümleler ise sıfat cümlesi olur. Örneğe bak. Haraca talibu. Şimdi yebtesimu fiildir. Cümle midir? Cümledir. Her fiil cümledir zaten. Peşine açıkça bir fail getirirsin. Zeyd dersin, Ali dersin, Hasan Hüseyin dersin. Yazarsın tahtaya. Yazılmadıysa gizli zamir olarak vardır. Hüvedir, hiyedir vesaire. Yebtesimu bir adet muzari fiil. Gizli zamir hüvesi onun failidir. Aynısı burada da var. Yebtesimu hüve, gizli zamir. Yani ne olmuş? Arada ne fark var? Şu fark var. Buradaki yebtesimu haldir. Nerede anladın? Çünkü sağındaki kelime elif lamla, bak. El dalibu. El. 2 numarada yebtesimun sağına bakarsan dalibun. Elif lam yok. El diyemiyorum. Buna göre 1 numaradaki yebtesimu hal iken 2 numaradaki yebtesimu sıfattır. Neden? Marifeden sonra gelirse hal olur. Burada olduğu gibi. Nekreden sonra gelirse sıfat olur. Bir cümle için bunu söyledik. Ne olmuş yani? Hal olsa ne olur? Sıfat olsa ne olur? Evvela mana değişir. Öğrenci gülümseyerek çıktı. Hal bu. Sıfatsa gülümseyen bir öğrenci çıktı. Öğrenci gülümseyerek çıktı. Gülümseyen bir öğrenci çıktı. Çok mu fark var? Belki çok fark yok. Ama yine de önemlidir. Neden? Türkçe bir cümle verirler. Der ki mesela, öğrenci gülümseyerek çıktı. Aynen bunu yazar. Bunun Arapça karşılığı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? 10 numara soru olur. Haraca talim yebtesimu, haraca dalibun yebtesimu, hangisini seçmeliyim? Aa, gülümseyerek, bak, erek, arak veya iken veya halde diyorsa haldir o. Öğrenci gülümseyerek çıktı. Öğrenci gülümser iken çıktı. Öğrenci gülümsediği halde çıktı. Bu çeviriler hal cümlesi içindir, hal içindir. O zaman marifeden sonra fiili arayacaksın. Gülümseyen bir öğrenci derse demek ki nekreden sonra, zaten bir öğrenci diyor bak. Öğrenci, yukarıda öğrenci, burada bir öğrenci. Fark ne? Bir öğrenci diyor çünkü kelime nekredir, yani eliflamsızdır. Bu çeviri özelliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla alakalı bir soru ben bekliyorum. Tahmin yani. Şimdi burada belirtilen, burada yazılı üst satıra baktığımızda şunu anlatıyor. Yani halin sahibi, deminden beri failin durumunu belirtiyordu. Mesela burada yebtesimu, gülümseyerek. Kim? Gülümseyen kim yani? Fail mi, meful mü? İşi yapan değil mi? Fail işi yapan demek. Haraca çıktı. Çıkma işini kim yaptı? Talip, öğrenci. Peki yebtesimu gülüyor. Bu kimin durumunu belirtiyor? Öğrencinin. Talip kelimesinin. Talip nedir cümlede? Faildir. Demek ki hal failin durumunu belirtebilir. Ha, şimdi diyor ki her zaman failin değil, yani bazen de
meful konumunda olan kelimenin durumunu belirtir diyor. Bakalım. Öğrenci vaktini boşa geçirirken gördüm. Ra'aytu ra'a fi'l tufay. Ra'a fi'l tufay. Ra'aytu ben gördüm. Kimi? At-talibi öğrenciyi gördüm. Talip mef'uldür. Ben öğrenciyi gördüm. Yakdı geçiriyor vaktahu vaktini abesen boşa. Şimdi yakdı fiildir. Fiil muzari. Gala yakdı muzari fiildir. Yakdı geçiriyor kim? Fail nerede? Faili. Gizli zamir hu olur. Mef'ul nerede? Mef'ul peşine gelen vakt kelimesi. Vaktahu vaktini geçiriyor. Abesen boşa geçiriyor. Peki burası hal cümlesi. Neyin halini belirtiyor? Yani benim mi? Failin mi? Tu ben demekti ya. Faildir bu. Failin durumunu mu belirtiyor? Yoksa talip yani öğrencinin yani mef'ulün durumunu mu belirtiyor? Çeviriye bakarsan öğrenciyi vaktini boşa geçirirken gördüm. Vaktini boşa geçirmek öğrenciye bağlanmış. Burada çeviri yani Türkçe manası olmadığını varsay. Bunun hal olduğunu anladım ama neyin hali? Yani ben kendimin durumunu mu belirtiyor bu yoksa talibin durumunu mu? Vaktini boşa geçirirken kendini gördüm olamaz yani. Peşine talip var çünkü. Mef'ulün durumunu belirtiyor burada. Bak, talip öğrenciyi gördüm. Et-talip elif lamlıdır. Peşine gelen cümle onun hali olmak zorunda. Yakıldığı geçiriyor vaktahu vaktini abesen boşa. Öğrenciyi vaktini boşa geçirir iken veya geçirdiği halde veya geçirirken gördüm. Demek ki buradaki fiil cümlesi neyin halini belirtmiş? Mef'ulün yani. Önemli nokta bu. Bir tane daha yapalım. Arkadaşımı bazı komşularını çekiştirirken duydum. Semi'tu ben duydum. Sadiki arkadaşıma. Semi'a fiil tu fail sadiki meful. Yağtab gıybet eder iken hüve o gizli zamir faildir. Ba'la ciranihi komşularının bir kısmına. Bazı komşularını çekiştirirken duydum. Kim çekiştiriyor? Bu çekiştirme işini yapan kim? Sadiki arkadaşım. Peki sadiki marife midir? Bak yukarıda elif lamlıydı. Elif lamlı kelimeden sonra cümle geldiği için bu cümleye hal demiştik. Buradaki cümle yağıta bu ba'la ciranihi marifeden sonra mı gelmiştir? Evet. Sadiki marifedir. Nasıl marifedir? Sadikun direkt kendi başına nekre olur. Sadikun. Bir tane sadik yazmaya çalışalım. Paint'te pek yazılmıyor gerçi ama burada ne yazıyor şimdi? Sadik yazıyor. Sadigu. Nedir bu? Nekredir. Bundan sonra bir tane ya getirirsen sen aitlik bildiren ya benim manasına gelen ne olur bu durumda? Sadigi olur. Bu nedir? Zamirdir. Yani bir ismi zamire bağlarsan bir isimle bir zamiri iç içe geçirirsen zamiri ismin en sol tarafına getirip birbirlerine muzaf muzafun ileh yaparsan demek istiyorum. Yani isim muzaf olsa buradaki zamir de muzafun ileh olsa bu durumda bu sadık kelimesi ne olur? Marif olur. Anlatmak istediğim şey bu. Kelime nekir olsa bile zamire muzaf olduğu için marif olur. Dolayısıyla sadık kelimesi marifedir yani. Marifeden sonra ya ta bu bayla ciran geldiği için yine hal olmaktadır. Sonuç olarak komşularının bir kısmını gıybet ederken, bu eder iken, bu hal kimin hali? Benim durumu belirtiyor. Hayır, arkadaşımın. Ha demek ki mef'ulün de hali olabilir yani. Yukarıda failin hali gelmişti. Buralarda hep failin hali var. Mesela et-taif'ten sonra gelen yeptesimu halin neyin? Failin haliydi. Dehal el-ummalu. El-ummal faildir yine. Yine faile hal gelmişti. Ama artık ne yapıyor? Mef'ule getiriyor. Yani mef'ule de gelebilir demek istiyor. Diğer örnekler okumadım. Diğerleri de aynı şekilde. Hal fiil cümlesi olduğunda şöyle olur. Hal isim cümlesi olduğunda böyle olur. Yani bunların da ayrı ayrı özellikleri veriliyor. Fiil cümlesi fiille başlayan cümle, isim cümlesi ise kendi içerisinde mübteda ve haber barındıran cümle olmaktadır. Haraca et talimu yeptesimu. Haraca fiil. Et talimu fail. Peşine gelen yeptesimu nedir? Hal
Hal cümlesidir. Fiil midir? Evet. İbtesseme yebtesime. Muzari fiildir. Haraca et-talibu ve hüve yebtesime. Şimdi haraca fiil. Et-talibu fail. Ve hüve vav haliye. Bir sürü vav var. Vavul kasem. Yani yemin manası içeren vav var. Harfi cerdir. Buradaki vav nedir? Atıf harfi var. Bu atıf harfi değildir. Bu da haliye vavıdır. Çeşitli vavlar var. Haliye. Peşine gelen hüve zamirdir, mübtedadır. Yani burada da fiil var hocam. Bak yeptesin burada da var, burada da var. Bu neden fiil cümle? Sol taraftaki neden isim cümlesi? Çünkü sol tarafta hüve var. Hüve mübtedadır. Peşine gelen yeptesin muzari fiildir. Gizli zamir olarak kendi içerisinde yine bir hüve daha olur. Yeptesimu artı gizli zamir olan hüve birlikte bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olarak haberdir. Neyin haberidir? Hüvenin. Hüve de mübteda yani. Peki hüve mübteda olarak artı yeptesimu hüve birlikte haber cümlesi olup bunları toparladığımızda bunlar bir isim cümlesi olup hal olmaktadır. Neyin hali? Failin halidir yine. Madem ki bunlar hal cümlesidir, öyleyse mahallen mensuptur. Dakhala'l-ummalu yeştekûne min qilleti ziyadeti ravatibihim. Hal cümlesi yine fiil cümlesi olarak gelmiştir. Dehale fiil, ummal fail, failden sonra gelen cümle fiil cümlesidir. Haldir. Yakdi et-tiflu yevmuhu fil hadaneti yel'abu ve yelhu. Buralarda demek ki hepsine fiil cümlesi olarak haller gelmiştir. Neyden sonra gelmiş? Marifeden sonra gelmiştir. Hepsi öyledir. Mesela İstema'tu ila Hasen'in yuratilu el Kur'an'a. İstema'tu kulak verdim ila Hasen'in Hasan'a. Şimdi Hasan'dan sonra öyle Hasan ki deyip sıfat da yapabilirsin. Yuratilu el Kur'an'a. Kur'an okuyan Hasan. Ama bu yanlış olur. Ne demen lazım? Kur'an okur iken Hasan'a kulak verdim diyeceğiz. Şuraya bak. İstema'tu yine kulak verdim ile Hasan'ın Hasan'a ve o Hasan yurattil Kur'an'ı Kur'an okuyor iken. Yani mana değişmez. Halin isim cümlesi veya fiil cümlesi olması manayı değiştirmez. Ama yazılışta farklılıklar olur. Mesela ra'aytu at-talibe yaqdi vaqtahu abesen. Ra'aytu at-talibe ve huve yaqdi vaqtahu abesen. Ve hüve getiriyor. Mübteda olarak böylece isim cümlesini sağlıyor. Tabi hep hüve değil. Kelime cümlenin akışı cemi ise hum da gelir, hiye de gelir. Farklı zamirler de gelebilir. Raytu et-tullâbe nâimîne yenâmûne ve hum yenâmûne ve hum nâimûne. Burada önemli durumlar vardır. Bakalım neler anlayabileceğiz. Hal çeşitleri arasındaki farkları gözlemleyin. Belirsiz mensup bir isim şeklinde hal gelmiştir. Nedir o? Ra fiil, tu fail, ettullabe mef'uldür. Ben öğrencileri gördüm. Naimine uyurlar iken. Naimine cemi müzekker salimdir. Katibune fatihune gibi. Ettaibune l'abidune l'hamidune s'aihune r'akiune s'acidune l'amirune. Hep şu an okuduğum kelimeler cem-i müzekker salimdi. Bu kalıba uygun kelimelerdi. Ayetti. Hangi ayet okudum? Aranızda hafız olan var mı? Hepsi de merfu olarak okudum. Ettaibune, ettaibine, el-abidûne, el-abidîne. İşte bu da öyle. Naimûne, naimîne. Yani nun öncesi ya ile yazılırsa o kelime mensup olur. Cem-i müzekker salim için bahsediyoruz. İsimlerde irabı biliyorsanız şu an işiniz kolay. Bilmiyorsanız kesinlikle isimlerde irab konusunu tekrar etmenizi öneriyorum. Naimûne, naimîne olmuş. Anlatabilirim ama şimdi bilenler için de konu uzamış olacak. Artık bilmeyenler baksın diyelim. Bu kelime Cem-i müzekker salimdir. İsmi faildir. Nun'un sağında ya olduğuna göre mensuptur. Haller mensup olmalı idi ya. Bu da mensup. Nasıl alameti Nun'un sağındaki yadır. Haldir bu. Ve belirsiz mensup bir isimdir. Neyin halidir? Şimdi ra'aytu ben gördüm ettullab öğrenciler naimine uyur iken. Kim uyurken? Ben mi? Yoksa öğrenciler mi? Naimine cemi bir defa. Bense tu tekim.
tullab ise cemi, o zaman naimine onlar uyurlarken, yani öğrenciler, yani mef'ulün halidir bu. Yani tullabın halidir. Burada onu belirtmiyorum ama ben ona da değiniyorum. Yani birkaç şey değinerek gitmeye çalışıyorum. Rafi tufa ile tullabı mef'ul, öğrencileri gördüm. Yenamune, onlar uyurlar iken. Yenamune fiil muzaridir. Name yenamu. Name ne gibi? Kale gibi. Name yenamu yenamune. Cem müzekkeri gayb muzari fiil vav failidir. Buradaki vav bunun merfu olduğunu göstermez. Bakın yukarıda vav olsaydı onun sağında merfu olacaktı. Buradaki vav ise merfuluk göstergesi değildir. Bu faildir. Her halükarda vardır. Muzari fiil çünkü. Muzari fiili bu kalıbında merfuluk göstergesi nundur. Ama bize merfuluk göstergesi lazım değil ki zaten. Yenamune normal yazılmış. Merfu yazılmış. Muzari bir fiil. Vav faili. Fiil, fail birlikte cümle olup mahallen mensuptur. Haldir. Neyin halidir? Yine ettullabın. Niye? Çünkü cemi. Tullab da cemi. Ben ise tekilim. Benim halim olamaz bu. Raytu ettullabe, raytu ettullabe. Buraya kadar standart. Vehum onlar, yani o öğrenciler iken, ne iken, yenamune uyurlar iken. Hum mübtedadır. Yenamune az önce geçtiği üzere muzari fiil, vav faili, fiil, fail, birlikte fiil cümlesi olup, bak cümle olarak haberdir. Yenamune haberdir demiyorum. Yenamune muzari fiildir. Vav failidir. Yenamune artı vavıyla birlikte fiil cümlesi oluşturarak bir bütün olarak haberdir. Neyin haberi? Hum'un haberidir. Burası mübteda haber. Peşine bunlar mübteda haberi olarak bir cümle oluşturdu ya, işte cümle olarak da haldir. Neyin halidir yine? Dullabın ve mahallen mensuptur bunlar. Araytu ettullabe ve hum naimune. Yine hum gelmiş mübteda ama haber bu defa direkt isim olarak gelmiş. Naimune. Bak yukarıda naimine, burada naimune bir gerekçe var. Tek başına yazıldığı zaman nasb alameti bunun ya idi. Burada naimune merfu yazılmıştır. Vav ile yazılmış. Neden mensup yazılmamış? Çünkü haberdir. Haberler merfu yazılır. Merfuluk göstergesi bu kalıpta vavdır. Bu kalıpta cem-i müzekker salim bu. Cem-i müzekker salim de raf alameti vavdır. Bu yüzden merfu yazılmıştır. Hani hal mensup olurdu. Hal mensuptur da naimune hal değil ki zaten. Ve hum naimune mübteda haber olarak bir cümle olarak bir bütün olarak haldir ve mahallen mensuptur. Neyin hali? Yine dullab kelimesinin halidir. Buraya konsantre olmanızı öneriyorum. Neden? Çünkü hal burada olduğu gibi tek bir kelime olarak gelebilir. Bu durumda nasb alameti taşıması gerekir. Burada olduğu gibi fiil cümlesi olarak gelebilir. Kendisine nasb alameti arama, cümle olarak mahallen mensuptur dersin. Burada olduğu gibi mübtedası ve haberiyle birlikte, yani bir isim cümlesi olarak gelebilir ama haberi fiildir burada. Ve aşağıda olduğu gibi yine mübteda haber gelir ama bu durumda haberi isimdir. Bu şekilde de gelebilir. Yani bir hal ya tek kelimeden oluşur. Şurada olduğu gibi naimine şeklinde mensup yazılmalıdır. Ya da fiil cümlesinden oluşur. Muzari'dir. Normal yazılır. Mensup yazılmasına gerek yok. Çünkü mahallen ilap alacaktır. Veya isim cümlesi olarak gelebilir. İsim cümlesini kendi içerisinde A ve B diye ayırabilirsin. Haberi fiil cümlesi veya haberi müfret diyor. Buraya baktığım iyi oldu. Müfretten kasıt ne şimdi? Buradaki müfret, müfret tesniye cimi, yani tekil, ikil, çoğul manasında bir müfret değil. Buradaki müfretten kasıt tek kelime yani. Tek kelimeden kastım da benim, yani cümle değil. Müfret burada ne manada kullanılmış? Cümle kavramının zıttı olarak kullanılmış. Bu çok önemli. Sınavda çıkabilir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde müfret hal vardır? Şıklarda naimine görürsen işaretle müfrettir. Çünkü buradaki müfretten kasıt tekil ve çoğulun zıttı değil, cümlenin zıttıdır. Hım mübtedadır, naimune haberdir. Bunlar bir bütün olarak hal olmaktadır. Dikkat. Cümledeki hal ögesi fiil cümlesi şeklinde gelmiş ve fiili de olumlu mazi ise, mazi ise dikkat et, muzari ise demiyor. Çoğunlukla başında ne bulunur? Kat değil. Ve kat bulunur. Ve kat hasale. Ve kat melle. Ve kat ihmerra. İhmerra meşhur fiilimiz. Ve kat nesiye şeklinde gelebilir. 4.
şu ana kadar biz halin geliş şekillerini, yani bir hali ben nasıl tanırım? Cümlede gördüğüm bir kelime hal midir, değil midir? Hal hangi şekillerde gelebilir? Bunları anlatıyor. Bunları anlatırken de ara sıra ek bilgiler, ayrıntılara giriyoruz. 4. Öylemin nasıl olduğunun başında bir ba harfi cerri veya da fi harfi cerri bulunmak suretiyle açıklayan bir mastar biçiminde de gelebilir. Bir suhubetin. Suhube mastardır. Başına ba gelmiş. Suhuret de mastardır. Başına ba gelmiş. Sarahat da mastardır. Başına ba gelmiş. Mücamele de mastardır. Başına ba gelmiş. Ha, demek ki harfi cer artı mastar olarak da gelebilir. Sadece mastar olarak da gelebilir. Ellezine yunfikun emvaluhum billeyli ven nehari sirran ve alaniyeten. Sadece mastar olarak gelmiştir. Ellezine, o kimse der ki, yunfikun, infak ediyorlar, emvaluhum, mallarını, billeyli, gece ve nehari ve gündüz. Ne şekilde? Sirran, gizlice ve alaniyeten ve açıkça. Neyin hali bu? Yani sirran, açıkça veya gizlice olmak neyin halidir? Sağ taraftaki cümleye bakarak bunu anlamak mümkün. Şimdi o konuya geliyor gerçi. Sahibul hal. Müdürün yerine evrakları imzaladım. Ve ka'tu alel evraki niyabeten. Bu da mastar olarak burada halmiş, niyabe. Sahibul hal. Yani bu bir tane hal buldun sen de bu neyin halini belirtiyor? Faile mi onu hal yapacaksın? Mef'ule mi? Neyin halidir bu? Sahibul hal, cümle içinde hali, durumu nitelenen isimdir. Sahibul hal nedir? Hal neyden bahsediyorsa odur yani. Marife olup cümle içinde fail, naibu fail ya da meful durumunda gelebilir. Mahzuf da olabilir. Mahzuf zikredilmemiş, düşürülmüş, yani yazıda yok. Yani görülmeyen bir kelime de olabilir. Hal ile sahibul hal arasında sayı ve cinsiyet bakımından uyum olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla sahibul hali ararken bu bilgiden yararlanmak lazım. Sayı yani müfettesine cemi, cinsiyet yani müzeker müennes uyumunu arayın. Sahibul hal hangisidir diye bir soru gelirse bu bakımdan uyumlu bir kelimeyi arayın ve marife olduğunu da unutmayalım. Adam ve eşi misafirleri güler yüzle karşıladılar. Adam ve eşi misafirleri güler yüzle karşıladılar veya adam ve eşi güler yüzlü misafirleri karşıladı veya misafirleri adam ve eşi güler yüzle karşıladı. Yani mana çok değişik değişik çıkartılabilir. Neyin hali, sahibül hal hangisi, bunu bilebilmek, tespit edebilmek önemli. İstakbele karşıladı kim? Er-racülü adam. Ve daha kim karşıladı? Zevcetuhu, onun eşi. Kimi karşıladılar? Duyufe huma, kendi misafirlerini. Basimeyni, İptesemeden, besemeden Basimeyni güler yüzde karşıladılar. Kimler güler yüzlü imiş? Adam ve eşi. Nereden çıkardın? Basimeyni tesniyedir. Er-racülü tekil, zevcele tekil. Arada tıfarif var. Bunları toplarsan ikili olur. Bu da ikildi. Uyum var yani. Duyuf yani misafirler ile uyumlu olamaz. Çünkü duyuf kelimesi kırık çoğuldur. Vayfun müfrettir. Vayfani tesniye. Duyuf kırık çoğuldur. Cemidir yani. Basimeyni ise tesniyedir. Dolayısıyla duyufun halini belirtemez. Askerler savaştan üstün gelmiş bir şekilde döndüler. Raca döndü el cunudu askerler. Minel gazvi savaştan. Müntesirine üstün gelmiş, yani kazanmış olarak zaferle döndüler. Raca el cunudu minel gazi müntesirine. Müntesirine cemidir. Cemi bir kelime ara, o da nedir? Cunud, askerler. Müntesirine müntesirine Muntesirune rine ismi faildir. İntesara, yentesiru, intisarun, muntesirun, muntesirune rine cemisidir. Mensup nasb alameti yağdır. Cem müzekker salemde yağ çünkü nasb alameti olur. O şekilde gelmiştir. Basimeyn, bu da tesniyeydi. Nasb alameti tesniyelerde de yağ olur idi. Bu da yani hal ama nasb alametine yağ. Bu da hal nasb alametine yine yağ. Bunlar mensup. Ve müfret olarak gelmişler. Cümle değiller. Müfret derken bu cemi yani cümle değil. Basimeyni bu da müfret olarak gelmiş. Nasıl müfret? Tesniye bu.
yani cümle değil, müfretten kastın ne olduğunu unutmamalıyız. Kız çocuğunu ağlarken gördüm. Şahit, ben şahit oldum. Gördüm Etifet'e çocuğu bakiyeten ağlarken. Kim ağlarken? Ben ağlarken mi çocuğu gördüm, yoksa çocuk ağlarken mi ben onu gördüm? Bu önemli. Şahit, ben gördüm. Bakiyeten, ben ağlarken gördüm. Kim Etifet'e çocuğu diyebilir kişi? Veya ben gördüm kim Etifet'e çocuğu bakiyeten, o çocuk ağlarken. Yani bu bakiye ağlamayı kime bağlamam lazım? Çocuk ağlarken mi, ben ağlarken mi? Kız çocuğunu ağlarken gördüm. Ağlayan kız çocuğu imiş. El Feytu Hinden ve Leyla Câiteyni. Hint ve Leyla'yı aç bir halde buldum. El Feytu, ben buldum. Hinden, Hindi ve Leyla, ve Leyla'yı, ikisi de kadın ismi. Câiteyn, ikisi de aç iken. Hint tekildir, Leyla bu da tekildir. Arada vav atıf harfi var. Toparlarsan iki kişi var yani burada. İkisi de müennes. Tekil değil, artık ikil bu. O zaman gelecek halde ne olmalı? İkil olmalı. Ve ikil olarak gelmiştir. Mensup nasb alameti ya müfrettir bu da. Burada pek çok açıklama görüyoruz. Bir tanesine değinerek geçeyim. Zaten açıklanmış çünkü. Adam acele ederek geldi. Ca geldi. Er-racul adam. Müsran aceleyle geldi. Ca fiil. Er-racul fail ve marife olduğunu unutmayın. Müsri'an. Esra'a yusra. İsra'un. Müsri'un. İsim faildir. Müsri'un. Müsri'an olarak gelmiş. Müfret olduğunda nasb alameti fethadır. Haldir bu. Neyin hali? Er-racul kelimesinin. Sahibül hal. El-racul. Müsran hal. Mensup. Nasb alameti fetha. Diğerleri zaten açıkça yazılmış. Okuyarak zaman kaybetmeyelim dedim. Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi 78, Bakara 238, İsra 61, Bakara 216. Buralara bir bakalım. Yasin Suresi'ndeki ve varabelena meselen, bize bir örnek verdi. Ve nesiye, unutarak halkahu, kendi yaratılışını. Kale şöyle dedi. Men kim yuhi diriltecek imiş el-izami, kemikleri. Ve hiye, o kemikler ramimun, çürüktür. Kemikler çürümüş olduğu halde, çürümüş iken. El-izam kelimesi marifedir, elif lamlıdır, belirli bir kelimedir. Peşine gelen hiye mübteda, ramim haber. Mübteda haber birlikte isim cümlesi oluşturarak izam kelimesinin hali olmakta. Buradaki vav da vav-ı haliyedir. Bakara suresindeki hafizu ala-salavati. Hafizu, muhafaza edin, koruyun, kılın yani. Aleyhissalavat, namazları muhafaza edin. Ve daha es-salatil vusta, orta namaza da devam edin, onu da koruyun. Ve gumu lillahi, Allah için kılın namazları. Kanitine, gönülden kılın. Burada kanitine kelimesi hal olur. Gönülden bağlı olarak kılın. Ve İz hani gulna, biz demiştik, lil melaketi, meleklere, üsjudu, secde edin, li Adem'e, Adem için. Fe ardından secdu, secde ettiler o melekler, illa ancak iblise, iblis hariç. Kale dedi hüve, o iblis, escudu, ben mi secde edeceğim, limen, o kimse için, ki harakta, sen yarattın, tıynen, çamurdan. Tın kelimesi temyiz olmaktadır. Kütübe aleykumul gitalu. Kütübe yazıldı, farz kılındı. Aleyküm, size el kıtal, savaş. Ve o savaş kürhun, çirkin gelse de, hoşuna gitmese de, aleyküm sizin. Hüve mübteda, vav haliye, hüve mübteda, kürhun haber. Hüve mübteda, kürhun haber, birlikte isim cümlesi olup haldir. Hallerin hangi şekilde geldiklerini sırayla ayetlerden baktık. Bazı harficerler ve fiiller. Fiillerle harficerlerin kullanımları burada gösterilmekte. Taavveden sonra ala gelir. Bir şeye veya bir yere ulaşmak manasına gelmekte. Ba'se bi, bir şeyle oynadı, alay etti. Adela an, vazgeçti, uzaklaştı. Arapça kalıp ifadeler. Kerhan evdaan, ister istemez, istesek de istemesek de manasına geliyor. Nahike bi veya nahike min olarak kullanılmakta. Şey, kişi sana bu konuda yeter. Nahike bi Ahmed'e avnen, yardımcı olarak Ahmet sana yeter.
Yallabti tam olarak aynen harfiyen manasına geliyor. Kıraetun İbni Haldun. İbni Haldun. Kimdir İbni Haldun? Veliyüddin Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed'dir. El-Ma'ruf bilinir, tanınır bir İbni Haldun. İbni Haldun diye tanınmaktadır, meşhur olmuştur. Kendisi feylesufun, filozoftur. Müerrihun, tarihçidir. Ve daha nedir? Vâzı'u ilmil ictimai. Sosyolojinin kurucusudur. Sosyoloji ilminin kurucusu. Vâzı, kurucu, ilm, ilim. İçtima, sosyoloji. Sosyoloji ilminin de kurucusudur. Ve daha nedir? Sahibun nezariyatil cedideti. Nezariyat, görüşler, teoriler, el cedide, yeni. Fi terbiyeti ve talimi. Eğitim ve öğretim konusunda da yeni teorilerin sahibidir. Yeni teorilerin, görüşlerin sahibidir. Ne konusunda? Fi terbiyet ve talimi, eğitim, öğretim konusunda. Avulü de kendisi doğmuştur. Bir Tunis'e, Tunus'ta doğmuştur. Senete 732 hicri olarak. 732'de doğmuştur. Tunus kelimesi gayrimusariftir. Önceki üniteyle bir ilişki kuralım. Başta ba harfi cer var. Tunusi, si'nin esrelenmesi, tek esre veya iki esre alması beklenirdi ama alamamış. Fetha almış. Çünkü Tunus kelimesi nedir? Gayrimusariftir. Bundan dolayı. Hicri olarak 732, mim ise miladi demek. Miladi 1332 yılında doğmuştur. Nerede doğmuş? Min beyti şerefin ve riasetin. Şerefin, beyt ev, şerefin şeref. Şerefli bir evde doğmuştur ve daha riasetin, riaset sahibi bir evde. Riaset yani soylu ve yönetimde söz sahibi olan. Riyase yönetimde söz sahibi, şeref, şeref, soylu manasına geliyor. Hem ailesi hem yönetimde bulunmuş zamanında hem de soylu bir ailedir. Esluhu onun aslı. Yani kendisinin aslı, İbn Haldun aslı. Nerelidir bu kişi? Bu kişinin nereli olduğunu burada anlatıyoruz. Min işbiliyeti. İşbiliye. İşbiliyeliymiş kendisi. Ve kâne ehlun ailesi idi. Kat şüphesiz ki nezahu anha. Nezahu anha buradan ayrılmışlardı. İnde galebetil esbani aleyha. İspanya'nın oraya galip olması esnasında, galip gelmesi üzerine ailesi oradan ayrılmış idi. Teeddebe İbnu Haldun. Teeddebe İbn Haldun. İbn Haldun yetişmiş idi. Teeddebe yetişmek. Ala meşahir ulema-i asrihi, kendi asrının meşhur ulemaları, meşhur alimleri yanında yetişmiş idi. Ne konuda meşhur alimler bunlar? Fil Kur'an vel fıkhı vel arabiyyet. Arap dili olsun, fıkıh olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Bu noktalarda, bu ilimlerde meşhur olan alimlerin yanında yetişmiş. Fi asrihi ama, pardon, sadece asrihi. Kendi asrında meşhur olan alimlerin yanında yetişmiş. Hangi alanda meşhurmuş bu alimler? Kur'an, fıkı, Arap dili. Ve kalla geçirdi şebibetehu, kendi gençliğini yani geçirdi. Dersen, ders görerek, mudali'an, okuyarak, bahisen, araştırarak, fil ve ka'i'i ve ka'i'da. Yani bu konularda bu şekilde gençliğini geçirmiş. Harisen, hırslıymış ala tahliliha, onları tahlil, inceleme noktasında hırslıymış. Fe tedalla'a, fe böylece tedalla'a güçlendi. Hangi alanda? Min fununil edebi, edebiyat ve tarihi ve tarih ilimlerinde, alanlarında kendisi güçlenmiştir. Çünkü tahlil ediyordu, yani okuyup geçmiyordu, inceliyordu. Tahlil, incelemek demek.
Emla Radhan. Radhan min umrihi amilen. Emla geçirdi. Radhan bir bölümünü min ömründen bir bölümünü bir kesitini geçirmiş. Amilen çalışarak işçi olarak nerede? Fi beladı devleti. Belad kelimesi belad saray demek. Beladı devleti devlet sarayında işçi olarak ömrünün bir bölümünü geçirdi. Öyle devlet sarayı ki bu El Hafsiyeti fi Tunus'e. Fi Tunis'e. Tunus'ta bulunan Hafsilerin devlet sarayında işçi olarak ömrünün bir bölümünü geçirmiştir. Ve daha Elmeri niyeti ve hayatını daha nerede geçirmiştir? Merinelerde geçirmiştir, onların yanında. Nerede? Fi Fas. Fas'ta Merinelerin yanında hayatının diğer bir bölümünü geçirmiş. Ve daha nerede geçirmiş? Benil Ahmer fi Garnata. Garnata'da Beni Ahmer'in yanında geçirmiştir. Yani Garnata'daki Beni Ahmer'in yanında geçirmiştir. Mutekalliden. Mutekallit üstlenerek geçirmiş hayatını. Bi ba'dil velaifi siyasiyeti. Bazı siyasi vazifeler, görevler üstlenerek geçirmiş. Hakeza. Hakeza. Böylece amile çalıştığı mütenakkilen beynel mağribi vel endülüsi. Amile çalıştığı mütenakkilen mekik dokuyarak beynel mağribi vel endülüsi. Endülüs ile mağrib arasında mekik dokuyarak bu şekilde çalışmış. Hatta ta ki ne zamana kadar çalışmış. Hatta nihayet yani son ifade ediyor. Hatta tehalla. Tehallaen vazgeçmek, bırakmak demek. Tehallaen siyaseti. Siyaseti bırakana kadar. Munkataen iler ilmi. Siyaseti bırakıp kendisini ilme adayana kadar bu şekilde devam etmiş. İbn Haldun'a, İbn Haldun için vardır. Ne var? Eserun, eser var. Hem de müellefun fit tarihi, tarih alanında yazılmış eseri vardır. Yorafu bilinir bi tarihi İbni Haldun. İbni Haldun'un tarihi diye bilinir. Ve ismuhu El Kamil, onun gerçek adı, tam adı nedir? Kitabul İberi ve Divanul Mübtedi'i vel Haberi. Kitabın tam adı budur ama tarihi İbni Haldun şeklinde kısa bir isim olarak bilinmekte. Tam adı ise buymuş. Kaddeme lehu mukaddimeten. Kaddeme lehu mukaddimeten, o kitaba bir mukaddime, yani bir ön söz, bir giriş yazmıştır. Fi felsefeti tarihi, tarih felsefesi hakkında. Ve tedbiril ümemi. Tedbiril ümem, ulusların yönetimi demek. Hangi yöntemiyle bunu yazmış? Ala kavaide ve usulin minet tahlili. Analiz kural ve esaslarına dayanarak bunu yapmıştır. Analiz kural ve esaslarına. Analiz ve tahlil. Analiz incelemek demek. Usul, esaslar, kavaid, kurallarına göre bunu yazmıştır. Cealehu. Ceale yaptı hüve bu durum hu onu. Gizli zamir hüve var. Ceale yaptı hüve bu durum hu o kişi, yani İbn Haldun ne yaptı? Vâzı'a ilmi ictimai. Sosyoloji ilminin vâzı'i, kurucusu yaptı onu. Ve daha neyi yapmış? El-umrani. Umran uygarlık. Vel iktisadi ve iktisat ve felsefeti tarihi ve tarih felsefesi. Bu bilimlerin kurucusu. Yani tarih felsefesi, iktisat, işte umran ve sosyoloji, bu saydığımız ilimlerin vâlı'ı, yani kurucusu yapmıştır bu durum onu. Bunların hepsinin kurucusu olarak göstermiştir.
Emma mukaddimetuhu fehiye hizanetu ulumin. Emma mukaddimetuhu, onun mukaddimesine gelince, fehiye o mukaddime nedir? Hizanetu ulumin. İlim hazinesidir. İlimlerin hazinesidir. İlim sahalarında, şu ilim sahalarında hazinedir. Hangi sahalarda? İctimaiyetin, sosyoloji ve siyasiyetin, siyaset ve iktisadiyetin ve iktisat ve edebiyetin ve edebiyat ve terbeviyetin ve terbeviye yani eğitim bilimleri noktalarında onun mukaddimesi bir ilim hazinesi, ilimler hazinesidir. Lehu o kitap için yani mukaddimesi için vardır. Ne vardır? Uslubun lugaviyyun hasun biha. Kendisine has lugavi bir uslubu vardır. Lehu o mukaddime için vardır. Ne? Uslubun bir uslub. Öyle uslub ki lugaviyyun hasun biha. Kendisine has bir dil özelliği vardır. Kendisine mahsus. Ve ibaratuha bunun ibaresi. İbare. İbare ne demek ki? Yazı yani. Onun yazılı cümlenin akışları, paragrafları mütenasikatun. Ve mütenasikatun müterabidatun. İbareleri tutarlı ve uyumludur. Tutarlı ve uyumludur. Bir çelişki yoktur yani. Fakat şüphesiz dubiat basıldı. Hiye gizli zamir o mukaddime İbn Haldun'un kitabı basıldı. Bil arabiyet Arap diliyle miraran defalarca veya birkaç defa diyebilirsin. Fi Mısra Mısır'da ve Şam ve Şam'da ve Urupa ve Avrupa'da birkaç defa basılmıştır Arap diliyle. Ne gibi? Kema enneha nukilet ilel Fransiyeti. Fransızcaya, Fransız diline nakledilerek basıldığı gibi. Kimin yardımıyla, kimin çevirisiyle Fransızcaya çevrilerek basılmıştır? Bir inayeti. İnayeti yardım demek. İnayet yardım manasına gelir. Yardım, çaba, destek. Bir inayetil müsteşriki. Müsteşrik, doğu bilimci demek. Doğu bilimci. El Fransiyi. Fransız doğu bilimcinin çabasıyla, yardımlarıyla bu olmuştur. Kimdir o? Tabi burada yabancı bir isim Arapça aktarıldığından okunması biraz zor olabilir. Quatremare diye okunuyor. Quatremare. 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 Artık İngilizce kelime Türkçe, Arapçaya çevrildiğinde birebir çevrilemiyor belki. Benzer olarak çevrilmekte bu şekilde okunuyor. Bu şahsın Fransız doğum bilimcisi olan bu şahsın yardımlarıyla Fransız diline aktarılarak basıldığı gibi Arapça da defalarca basılmış. Ve dubi'at basıldı hiye bu kitap fi Paris, Paris'te sene 1858 bu yılda basılmış. Tuvfiye İbn Haldun vefat etmiştir. Bi Misra, Mısır'da senete 808 Hicri olarak. Miladi olarak da 1406'da. Bi Misra, Bahafecer Mısır, Garimusarif. Bu yüzden Fetha ile yazılıyor. Dikkatinizi zaten çekmiştir. Peki okuduğumuzu ne kadar anladık bölümüne geldik. Soruları metne göre cevaplayınız. Fi mecalin hangi alanda beraa parladı, öncü oldu? İbn Haldun hangi alanda öne çıkmıştır? Bera öne çıkmıştır. Fi iddeti mecalatin pek çok alanda. Sadece felsefe diyemiyoruz. Birkaç alanda öne çıkmıştır. Hel vulide o doğdu mu ve neşe ve yaşadı mı İbn Haldun fi Endülüs. Endülüs'te doğup yaşamış mıdır? La hayır vulide ve teeddebe fi Tunus. Tunus'ta doğdu ve yaşadı. Endülüs'te değil. Hel kava geçirdi mi İbn Haldun eyyamehu günlerini fi mekan vahidin tek bir yerde mi günlerini geçirmiştir? La hayır bel aksine intikale min beledin ila ahar bir beldeden başka bir beldeye intikal etmiş, göç etmiştir. 4. Hel kam İbn Haldun bi tercümeti kutubin kitaplarını tercüme etmiş midir? La hayır.
Lem yekun bi tercümeti kütübin, kitaplarını tercüme bizzat kendisi etmemiştir. 5. Hel mârese İbn Haldun es-siyasete dûle umrihi. Mârese bulaştığı, girdiği manasına geliyor. Kendisi ömrü boyunca siyasette mi idi? Tevella yürütmüştür emaren siyasiyeten, bazı siyasi ameller, işler, faaliyetler yürütmüştür. Ben heynin ve heynin, ara sıra bunları yapmıştır. Ömrü boyunca değil ama. Cümle doğruysa ona işareti, yanlışsa çarpı işareti koyun yazılı. Yu'teber İbn Haldun vâz'ı ilmin ictimai. İbn Haldun sosyoloji ilminin kurucusu sayılır. Yu'teberu sayılır. İbn Haldun ne sayılır? Vâz'ı kurucusu. İlmel ictimai sosyoloji ilminin kurucusu. Doğru olduğu için doğru işareti konulmuş. 2. İbn Haldun, İbn Haldun için vardır ne? Kitabın marufun, mühimmun. Kendisi için mühim bilinen bir kitap var. Kitabın marufun, maruf bir kitabı vardır. Bilinen bir kitabı, meşhur bir kitabı vardır. Hem de mühimmun, mühim olan bir kitabı vardır. Evet. 3. Neşe İbn Haldun, İbn Haldun doğdu ve teeddebe ve yaşadı. Fi vesedin fakirin. Vesedi fakir olarak yaşamıştır. Yok, o da yanlıştır. Turcime, Erceme, Yurcimu, Turcimu, Turcime, Kitabu İbn Haldun ila lügatin ecnebiyyetin. Ecnebi yabancı demek, lügat değil. Yabancı dile İbn Haldun kitabı tercüme edilmiştir. Turcime, tercüme edildi. Evet, tercüme edilmiştir. Turcime, mazi meçhuldür. Terceme, turcime, dehrace, dührice. Yani dehrece babından meçhul mazidir. Tercüme edildi. Ne? Kitab-ı İbn Haldun. İbn Haldun'un kitabı neye tercüme edildi? Yabancı dillere edilmiştir. 5. Leyse li İbn Haldun. İbn Haldun için yoktur. Fi kitabı kitapta. Üslubun muayyenun. Belirli bir üslup yoktur diyor. Yo, vardır olsa ki. Hasun demişti. Kendisine has bir dil üslubu var demiş idi. 3. Yakın anlamlı kelimeleri bulun diyor yani. El Kamil, Kamil tam demektir. Türkçe'de isim aynı zamanda Kamil diye insan adı var. Ona tamla Kamil aynı şeydir. İsmul kitap, kitabın adı. El Kamilu tam adı. Hüve nedir? Kitabul İberi. İşte Kamil ile eş anlamlı olan tamdır. Mazale hala demektir. Mafete de aynı manaya gelir. Bunlar benzer yani aynı grupta yer alan fiillerdir zaten. 3. KTM. KTM gizledi demek. Ketum kelimesi Türkçe'de kullanılmakta. Yani ketum insan derler. Ketum nedir? Sessiz. İçindekini dışarıya vurmayan, fazla konuşmayan. İşte ehfa da gizledi demektir. Aynı mana. Recebe yecibu. Yecibu gerekli olmak. Yenbeği de gerekli olmaktır. İn beğa yenbeği. İnfal babından muzaridir yenbeği bilen için. Yecibu ise vecebe yecibu faale yef'ilu kökündendir. O kalıptan muzaridir. Lem ya'rif ahadun esbab hazihil hadisi. Esbab sebepler demek. Sebebun bir sebep müfrettir. Sebebani iki sebep tesniyedir. Esbab kırık çoğul. Cem-i mükesser sebepler nedenler manasına gelir. İlelun da aynı şekilde sebepler manasına gelir. İlletun müfrettir. İlelun kırık çoğuldur. Aynı manadır. Dörde geçecektik ki bir dedi. Biz tekrar kitaba bakalım. Bir şey atlamama adına. Muhtaratun mine turasil arabiyyi minel emsali. Arap atasözlerinden seçmeler. Arapça Türkçe yazıyor zaten. Geçtim. İrbit bil hayati yaşamlı ilişkilendir. Tekafuul furasi. Tekafuul furas fırsat eşitliği manasına geliyor. Furas fırsat, tekafu eşitlik. Fırsatta insanlara eşitlik sağlamak. Tekafuul furası fırsat eşitliği tayni yani bil manel basit. Basit manada fırsat eşitliği ne demektir? Et tesaviye denk düşmektir, eşit olmaktır. Beyne cemii efradil müctemii. Müctemii
toplumun fertlerinin tamamı arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Hangi noktada? Fil mecalatil muhtelifeti, farklı farklı alanlarda toplum bireylerinin tamamı arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Tek bir alanda değil yani. Emin hadihil mecalati, bu alanlardandır. Bu alanlardan bir tanesi nedir? Mecalü ta'limi, eğitim öğretim alanı sahasıdır. Ve daha ne var mesela örnek? Mecalatul ameli, iş sahasıdır. İş sahasında da fırsat eşitliği aranmakta, eğitimde de aranmakta ve gayruha ve bundan başka alanlarda sayılabilir. Örnek sağlık sektörü, sağlık alanında da eşitlik aranır. Min mecalatil hayatil muhtelifeti ve gayruha ve bundan başka da farklı alanlarda, farklı hayat alanlarında eşitlik gözetilir, aranır. Tekafül furası, fırsat eşitliği, fil müctema'i, toplumda hüve nedir? Ahadül vesailil leti, ahadül vesaili, vesilelerden birisidir. Elleti, o vesileler ki, tusaidu, destekliyor. Ala tahkikil adaletil ictimaiyeti, toplum adaletinin gerçekleşmesine destek verir, destekler. Ve daha neyi destekler bu? Taklilil hüvveti, taklil azaltmak demek. Hüvvet uçurum. Taklilil hüvveti uçurumu, o farkı azaltır. Beyne kâffeti etyâfil müctemâi. Etyaf kelimesi hayal demek. Toplumun hayallerinin tamamı arasında. Yani öyle bir durum vardır ki hayalini bile kuramazsın. İşte herkesin hayal kurabileceği bir şey yani. Toplum bireylerinin, toplumun hayallerinin tamamı arasında da uçurum azaltır. Herkes felanca işi, felanca görevi hayal edebilir. Buna imkan var şeklinde bir fırsat sunar, eşitlik sunar. Fakat şüphesiz ki sa'atil adidu. Burada saat çaba demek. Fakat şüphesiz ki saat çaba sarf etti. Kim ne el adidu minel münevvamati. El-adid pek çok demek. Pek çok ne? Minel münevvamatil alemiyyeti. Alemiye uluslararası. Münevvamat kuruluş. Pek çok uluslararası kuruluş çaba sarf etti, denedi, uğraş verdi. Ve daha kim uğraş vermiş, çaba sarf etmiş? Münevvamati hukukil insani. İnsan hakları örgütleri, kuruluşları da çaba sarf etmiş. Hem insan hakları kuruluşları hem de uluslararası kuruluşların pek çoğu çaba sarf ettiler de neye yönelik çaba sarf ettiler? İlâ en tesecele, tescil etmeye dair. Neyi tescil ettirmeye? Tekâfu'l furası, fırsat eşitliğini tescil ettirmeye dair çalışmışlardır. Ne gibi? Ki ahadü hukukil esasiyeti. Min hukukil insan, insan haklarından birisi olmasını sağlamak gibi. Ki ahadil hukukil esasiyeti, esas haklardan biri gibi. Min hukukil insan, insan haklarından birisi de ne olsun? İnsan haklarından bir tanesi de, esas haklardan bir tanesi de fırsat eşitliği olsun diye uğraş vermişler. İnne şüphesiz ki vücude tekafül furası, fırsat eşitliğinin varlığı nerede ki bu? Beyne ebna-i müctema'in. Beyne ebna-in müctema'in. Ebna müctema toplum bireyleri arasındaki fırsat eşitliği. Vahidin yusa'idu, destekler ala tenmiyetil müctema'i. Tenmiyetil müctema toplumun genişlemesi demek. Gelişmesi. Genişlemek değil de gelişmek. Hani basitten iyiye doğru, mükemmelliğe doğru gelişmesini sağlar. Gelişmesini sağlar. Daha neyi sağlarmış? Takviyetil alakati beyne efradihi. Fertler arasındaki alaka, ilişki, münasebetin kuvvetlenmesini de sağlar. Yukallilu ve azaltır bu fırsat eşitliği. Minen nezaati. Nezaat.
yani çatışmayı azaltır. Vel hilafatı, ihtilafları azaltır. Elleti, o ihtilaflar, o çatışmalar ki tentucu besleniyor hiye, o çatışmalar ani şuuri bi fikdanil hukuki. Neden besleniyor? Ani şuuri bi fikdanil hukuki şer'iyeti, şer'i hakların kaybolması duygusundan. Şuur, duygu, hissetmek, düşünce. Şer'i hakların kaybolması, var olmaması düşüncesinden besleniyor bu ihtilaflar, çatışmalar. Kim için? Lil feradi, fertler için. Bireylerin şer'i haklarının kaybolduğunu düşünmesi sonucunda bu çatışmalar, karmaşalar meydana gelmektedir diyor. Ve daha gıyab-ı adaleti, adaletin olmaması düşüncesinden, insanların bunu hissetmesinden dolayı da bu gerçekleşiyor. İki sebep belirledi yani. Ve daha neden dolayı? Üçüncü sebep, bu çatışmalardan üçüncü sebebi nedir? Li müsavati fiha beynehum. Aralarında eşitlik olmaması düşüncesinden de kaynaklanmaktadır bu çatışmalar. Bir paragrafın tercümesini yaptım. Gerisini bıraktım. Et tedribatu, alıştırmalar. Hal cümlelerini bulun. Ade döndü er raculu, adam ila beytihi, evine. Ve o adam ne olduğu halde? Mut'abun, yorgun olduğu halde. Yorgun iken döndü. Ve mübteda mut'abun, haber. Baştaki vav da vav haliye. Mübteda haber birlikte isim cümlesi olarak haldir. Yani burada hal cümlesi isim cümlesi olarak gelmiştir. Hal bir cümledir ve isim cümlesi olarak gelmiştir. Haberi de isimdir üstelik, değil mi? Haberi de fiil değil yani. 2. Dehale el susu el beyte. Dehale girdi el susu, hırsızlar, el beyte, eve. Ve ehluhu naimuna. Ehluhu, o evin halkı, naimuna, uyuyorlar iken, uyudukları halde. Ve ehluhu naimune, isim cümlesi olarak haldir. Ehil mübtedadır, naimune haberdir. İsim cümlesi olarak hal olmakta. Hallerin tamamı burada var zaten. Ene ben calisun, oturuyor iken. Hüve o yebki, ağlıyor. Hüve yebki, o ağlıyor iken. Ve hüve sagirun, o küçüktür. O küçük olduğu halde, küçük iken. Ve hüve kebirun, o büyüktür. Yani büyük olduğu halde, büyük iken diye cümleye çevirisi katılır. Kassa aleyna el kıssata. Kassa anlattı aleyna, bize. El kıssata, bir hikaye anlattı. Kim? Kassa hüve. Burada gizli zamir hüve var. Faildir. Kassa hüve. O kişi, o Ali, o Veli anlattı aleyna, bize. Ne anlattı? El kıssata, bir tane hikaye anlattı. Ve hüve, o kişi, yebki, ağlıyor iken. Ha, burada hal yine cümle olarak gelmiştir. Hüve mübtedadır. Yebki gizli zamir, bir hüve daha var yebki de. Fiil fail birlikte. Fiil cümlesi olarak haberdir. Neyin haberi? Hüvenin haberi. Peki hüve artı yebki hüve bir isim cümlesi olarak da hal olmaktadır. 2. Kramer bakımından uyumsuzluk varsa tespit et, doğrusunu söyle demiş. Burada hal ile sahibul hal arasında diyor. Tam okumadım ben. Demek ki evet. Hal ile sahibul hal arasındaki uyumsuzluğu bulmamızı istemişler. Ve hum mesrurune olmalıdır. Musri'en, gâlibeten, müteellimen, neşidat. Dikkat ederseniz birincisi hariç, birinciyi bırak, diğerlerin her biri mensup olarak yazılmıştır. Musri'en fethayla, gâlibeten fethayla, müteellimen fethayla. Beşinci madde neşidatin esreyle mensuptur. Çünkü cem-i müennes salimdir. Ve biliyorsunuz ki cem-i müennes salimler fetha hiçbir zaman almaz. Onlar esre alırlar. Buradaki esre onun fethası sayılır yani. Bu kelime mensuptur. Hepsi mensup yazılmış. Lafzan mensuplar. Madde 1'e baktığımızda burada hal cümle olarak geldiğinden kendisindeki mensupluk mahallen aranır. Bakalım cümlelere. Raca'il hüccacu ila biladihim ve hunne mesruratun demiş.
Buradaki hata ne? Raca fiil. Döndü. Kim? El Hüccacu. Hacılar. Nereye döndüler? İla biladin beldelerine, memleketlerine döndüler. Peşine hunne diyor. Hunne demesi hatadır. Çünkü Hüccac müzekkerdir, müennes değildir ki hunne diyorsun. Peşine de mesurat yine müennes kelime getirmiş. Yanlıştır. Buranın müzekker olarak yazılması gerekiyordu. Zaten hum mesrurune şeklinde müzekker yazılmış. Yani cinsiyet olarak hata var burada. Çünkü el hüccac sahibul haldir ve müzekkerdir. Öyleyse halinde müzekker olması gerekir idi. 2. Kânel veledü yerkulu fişşâri'i müsra'eten. Kâne idi el veledü çocuk. Yerkulu. Yerkulu koşuyordu. Fişşâri'i caddede. Cadde boyunca koşuyormuş. Müsra'eten diyor hızlıca. El veledü müzekkerdir. Burada müstrian olmalı. Müstrianten olmaz. Sonuna getirilmiş olan bu T müenneslik alametidir. Oysa ki bizim sahibul hal dediğimiz kelime burada velettir ve velet müzekkerdir. Öyleyse halinde müzekker olarak gelmesi gerekir idi. 3. Ekbelet. Bu kelime müennestir. Ekbeleti olduğuna bakmayın. Geçiş için sonradan eselenmiş. Ekbelet yöneldi. Et-tifletu kız çocuk gâliben diyor. Oysa gâlibeten demeli, müennes yapmalı. Neden? Çünkü sahibul hal müennestir. O zaman halde müennes olmalı. Yani hal ile sahibul hal arasındaki uyumluluk hangi noktalardaydı? Bunları bilmemiz gerekiyor ve bunları tespit edebilmemiz gerekiyor. Tabii bunları tespit edebilmen için evvela sahibul halin ne olduğunu bulabilmen lazım. Hal olan kelimenin ne olduğunu bulabilmen lazım. Ha, peşine uyum var mı? Onu gözetmen gerekiyor. Hal ile sahibul hali tespit edebilmek lazım. Sahibul hal burada gözüktüğü üzere ya faildir ya mefuldür. Kitap bunların üzerinde durdu. Et-tifletu faildir. Bunun da olması lazım. Yani burada sahibul hal için ekbelet fiilini gözetemezsin. Çünkü fiil sahibul hal olamaz zaten. Name el-meridu müteellimine. Nâme fiil el-merîdu faildir. Merfûr-ı alâmet-i zamm. Aynı zamanda sahibul hal müzekkerdir. Peşine hal gelmesi gerekiyor. Gelmiş hal. Ama hal cemi olarak gelmiş. Müteellimûne, müteellimîne. Cemi müzekker salimdir bu. Oysa ki bizim sahibul halimiz tekildir. Tekil bir tane hal gelmesi gerekirdi. Oysa burada tekil gelmemiş. Hata ne yani? Hata bunun cemi gelmesi. 5. İsteygavat et-talibatu neşidine. İşte İsteygavat uyandı demekti sanırım. Et-talibatu kız öğrenciler neşidine erken ya da çalışkan. Şu an hatırlayamadım manasını. Mana çok da önemli değil gerçi. Şimdi et-talibatu kelimesi burada nedir? Sahibul haldir. Faildir bu. İsteygazat fiil. Et-talibatu faildir. Dolayısıyla sahibul haldir. Sahibul hal fail veya meful oluyor. Bunları gördük. Sahibul haldir pardon. Peki tamam. Neşyedîne nedir? Onun halidir. Uyum var mıdır? Yoktur. Neden uyum yoktur? Çünkü buradaki dalibat kelimesi cemi müennes sârimdir. Nereden anladın? Dik bir elif var. Peşine açık ta var. Kelime bu şekilde bitmiş. Dik elif peşine açık ta ile biterse kelime. Ona cemi müennes salim diyoruz. %99 böyledir yani. Bu kalıpta gelen cemi mükesserler de var ama %99 karşılaşacağınız kelimeler budur. Bu kalıp şekilde adlandırılır. Yani cemi müennes salim diye adlandırılır. Peşine gelen neşeyidîne ise cemi müzekkerdir. Cemi müzekker salimdir. Müennes değildir. Yani sahibül hal müennes iken hal müzekker gelmiştir. Dolayısıyla cinsiyet uyumsuzluğu var. Yanlıştır. Manaya bakmak gerekir mi? Gerekmez idi. Zaten diğerlerine de pek mana vermedim. Mana çünkü gerekmiyor. Burada direkt lafızların yazılışıyla alakalı problemler istenmiş. Yer alan boşlukları parantez içinde bulunan cümleye anlamca uygun gelecek hangisi? Yani kısacası parantez arasından doldur demiş. Şahettu ezzelzelete ve ene mündehişun. Şahettu ben şahit oldum. Ezzelzelete depreme. Ve ene ben mündehişun endişeye kapıldım. Dehşete düştüm. Dehşete kapıldığım halde dehşette iken zelzeleye kapıldım. Dehşet içerisinde zelzeleye şahit oldum.
Yani müpteda mündehiş ise onun haberi olmakta. İsim cümlesi olarak burada haldir. Peki neden onu seçtik de başka bir şey seçmedik? Ene'den sonra vehum gelmezdi. Ene ben vehum onlar olmazdı. Afifen olmaz çünkü haber arıyorum. Ene müpteda ya haber arıyorum. Afifen mensuptur. Olamaz. Yuniru ene ara yuniru. Yuniru ene ben yuniru o. Ne olur? Şahıs uyumsuzluğu olur. Ene ben diyorum. Peşine yuniru dersen yuniru'daki gizli zamir hüve odur. Ben o olmaz. Direkt benden bahsetmekteyim. Diğeri telma'u, telma'u da olmaz. Telma'u için hiye zamiri veya ente zamiri gelebilir. İki şık var. Oysa burada zamir ene, benim yani ben kalıbına uyumlu bir şey arıyorum. O da şu olur. Çünkü kendisinde hiçbir zamir yoktur zaten. Ve irabı da uyumludur. Bu yüzden mündehiş seçilmekte. Aşe Ebu Bekir Es-Sıddık fil cahiliyeti afifen. Ayşe yaşadı kim? Ebu Bekir'in Ebu Bekir. Öyle Ebu ki bu. Es-Sıddık, Sıddık olan Ebu Bekir yaşadı. Fil cahiliyeti, cahiliye devrinde. Afifen, iffetli olarak. İffet içerisinde. İffetliyken yaşamış idi. Afif kelimesi hal olduğu için burada seçilir. Diğerleri seçilemez miydi? Ne olabilir mesela onun yerine? Direkt hal arıyorum. Mensup bir kelime aramam lazım. Tek bir kelime ararsam o da kesinlikle hafifen olması gerekir. Vehum onlar. Ebu Bekir'den bahsediyorum. Onlar diye bir kalıp yok. Mündeş zaten olamazdı. Yuniru ise hüve o olur. Olabilir. Telma olamazdı da yuniru olabilirdi. Ama olmamıştır. Gerekçesi yuniru'nun manasıyla alakalı. Ebu Bekir cahiliye devrinde yaşadı. Yani ne olarak nasıl yaşadı onun durumunu belirten şey mana bakımından hafif uyumlu olmakta. Peki buradaki yuniru olmaz mıydı? Yani şuradan şıklardan yuniru manası uyumlu olmaz dedik. Yuniru şurada baktığımızda ebsartu ben gördüm. El misbaha kandili lambayı yuniru aydınlatırken el gurfete odayı. Yani yuniru aydınlatmak demek. Yuniru hüve olurdu. O cahiliye devrinde aydınlatıyor iken yaşadı. Ha belki olur da o zaman hafifen nereye kullanacaksın? Hafifeni buraya kullanırsan bir lamba için iffetli olmak söz konusu olur mu? Olmaz. Bu yüzden hafifeni buraya kullanamam. Mecburen buraya kullanmam gerekir. Hafifi buraya kullandığımda da yunir aydınlatmaktı. Aydınlatmak manası lambayla çok alakalı. Buraya kullanmam gerekir zaten. Böyle olurdu yani. Estikai cemidir. Hum da cemidir. Uyum olur. Zaharat en nucumu telma'u fis semai. Zaharat göründü en nucumu yıldız telma'u parlar iken fis semai gökte. Buraya kullanılması gerekir. Bu şekilde her birini anlatmış olduk. Hal ögesini isim cümlesine çeviriniz. Fiil cümlesi olarak gelen hal cümlesini. Haraca en naibu el vüzera'u yestemi'u ila reisin. Harici çıktı. En naibul vüzera. Bakanın vekili yestemi'u dinler iken ila reisin başkanı. Ve o yestemi'u dinliyor ila reisin başkanı. İsim cümlesine çevir diyor. Hal ögesini isim cümlesine çevir. Harici çıktı. En naibu, naibul vüzera ve huve yestemi'u ila reisin. Ne olmuştur? İsim cümlesine dönüştürülmüştür. Şimdi burada hal cümlesi neresi? El vüzera'dan sonra gelen yestemi'u fiil ve gizli zamir olan hüve. Fiil fail birlikte burada hal cümlesidir. Hal cümlesi olan yestemi'u ne yapmışlar? İsim cümlesine çevir demişler. Nasıl çevirirsin? Hüve müptedadır. Peşine gelen istema yestemi'u fiildir. Yine kendisinde gizli bir hüve vardır. Ama bu fiil cümlesi olmaz. Çünkü baştaki müptedadır. O zaman yestemi'u artı gizli hüve ile birlikte fiil cümlesi olarak haberdir. Neyin haberi? Hüvenin.
Yani burası isim cümlesine dönüşmüş oldu. Fahasa at-tabibu el-merida. Fahasa fiil, at-tabibu fail, el-merida mef'ul. Ve hüve yebki minel elemi. Tabip muayene etti el-merida hastayı. Ve hüve o hasta yebki ağlar iken minel elemi acıdan dolayı ağlar iken bunu yaptı. Şu anda ne olmuştur? Yani biraz ben zor anladım sorulan şeyi ama sonunda anlamayı başardım. Burada hal cümlesi fiil cümlesi bakın hepsinde. Marifeden sonra gelen fiil burada hal cümlesidir. Şu an çizdim zaten. El vüzera sahibul el vüzera'dan sonra gelen yestemi'u fiil cümlesi olarak haldir. El meriv'dan sonra gelen yebki fiil cümlesi olarak haldir. Hadika'dan sonra gelen tebtesimu fiil cümlesi olarak haldir. Es-seferden sonra gelen yahmilune fiil cümlesi olarak haldir. Medreseden sonra gelen nemşi fiil cümlesi olarak haldir. Diyor ki bunu yine hal yap da isim cümlesi olarak bir de hal yap da görelim diyor. Ne yapmışlar? Ve hüve yestemi'u ve hüve yebki ve hüve tebtesi ve hiye tebtesimu ve hum yahmilune nahnu nemşi. Burada değişen şey nedir? Değişkeni bulalım. Değişken sadece şu. Bu fiilde gizlenen zamir nedir? Yestemiyor'da hüve gizlenir. Ha, o zaman başına hüve yazarsın. Bu. Peşine yebki'yi gelmiş. Ne gizlenir? Hüve gizlenir. Yine hüve yazarsın. Ve hüve, ve hüve. Teptesimi de ise hiye gizlenir. Sağ tarafa bak. Vehebet el bintu. Bir kadından bahsedilmekte. Vehebet gitti. Kim? El bintu kız. Kadın. İler hadigati bahçeye ve hüve diyemezsin. Hiye diyeceksin. Çünkü kadınlar için hiye zamiri kullanılır. Bu yüzden hiye burada kullanılıyor. Raca'a el mühendisune. Faile bak. Mühendisune. Cemi müzekerdir. O zaman sana cemi müzeker zamiri lazım. Fiilin başına cemi müzeker zamiri getireceksin. Nezhebu. Biz diyor. Biz kalıbında. Nezhebu da gizli zamir nedir? Nahnudur. Ha öyleyse ve nahnu diyeceksin. Yani hangi fiil kalıbında hangi zamirin gizlendiğini bilirsek ilgili zamiri oraya getirirsiniz. Bilmiyorsanız kesinlikle o zaman ne yapın? Zamir konusuna bakın. Bunların başına zamir getirdik sadece. Hangi zamiri getirmem gerekir? Kendileriyle ilişkili zamir. Yani nemşi kalıbı birinci şahıs biz manasına gelen kalıptır. Nefs-i mütekellim mali gayr diyoruz buna. Bu kalıpta nahnu zamiri bulunur. O yüzden nahnu getirdik. Boşluklara uygun harficeller getirin. Bu parçada verilen fiil ve harficelle alakalı bir şey. Birinci maddede ala, ikide ba, üçte yine ba, dörtte min, beşte ala, altıda min, yedide an harfi cerri kullanılmıştır. Kalıp ifadelerden getirin demiş. Kerhen ev darhan, ev davu'an, nahi kemin bil labti. Aleyna bize gerekir yani yapmak zorundayız. Enne te raca'a dönmek zorundayız. En hader karari bu karardan. Kerhen istemesek de evdav'an istesek de sevsek de. Sevsek de sevmesek de bu karardan dönmemiz gerekir. Nahike min İzmir min medinetin. Nahike sana yeter demek. Min İzmir, İzmir sana yeter. Min medinetin şehir olarak sana yeter. Hâdâ bu maûşedir ki sarraha açıkladı bihi bunu er-reîsü reis bil-dabdi tam olarak. Bu reisin tam olarak açıkladığı şeydir. Anlamlı cümle haline getir demiş. Karışık verilmiş. Anlamlı hali burada. Ra'ytu sadîgî hazînen. Ra'ytu ben gördüm sadîgî arkadaşımı hazînen hüzünlü olarak. Arkadaşım yani hüzünlü iken ben onu gördüm. Ben hüzünlü iken arkadaşımı gördüm değil. Hazinen hal neyin hali ama nedir burada sahibül hal? Sadigidir. Ecabe anil esiret. Ecabe cevap verdi. Kim? Hü ve o. Gizli zamir faildir. Sahibül hal midir acaba? Anil esileti sorulara cevap verdi. Bir suhuletin kolaylıkla. Evet hü ve sahibül haldir. Sahibül hal ile burada hal birbirine cinsiyet olarak uyumamıştır. Suhuletin kelimesi
mastardır. Mastarlarda T bulunabilir, bulunamayabilir. Burada bulunmuştur. Şahettu Osman'e, yani şahit ben izledim gördüm Osman'ı, Osman'ı yetecevvelu fişşari'i, yetecevvelu yürürken fişşari'in caddeden, cadde üzerinde yetecevvelu fiildir, hüve faildir, fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haldir. Neyin hali acaba? Şahettu, tu'dan mı hal yapmak istersin, Osman'dan mı? Eğer tu'dan yaparsan şöyle bir mana çıkar. Ben caddede yürürken Osman'ı gördüm. Ben caddede yürür iken, yürüdüğüm halde Osman'ı gördüm. Veya ben şahit oldum. İşte caddede yürürken Osman'a, caddede yürümekte olan, yani Osman var ya, Osman yürüyor manasında. Caddede yürür iken Osman'ı gördüm. Veya Osman'ı caddede yürür iken gördüm. Burada hali nereye bağlayacağın çok önemli. Sahibül hal olarak ne belirleyeceğimiz çok önemli. Osman'ı belirledik. Sürika maluhu, sürika çalındı, meçhul fiil. Ketebe, kütübe gibi. Maluhu, o kişinin malı çalındı. Ve o kişi gafilun anhu, ondan gafil iken oldu bu. Kâne yanzur ileyye bi gurabihi. Yanzuru ileyye bi gurabihi. Gurabihi dersek gurab karga olur. Garabet diyelim ya da. Kâne idi yanzur, bakıyordu ileyye bana bir garabetin. Garip bir şekilde bana bakıyor idi. Burada garabe kelimesi hal olmaktadır. Yer alan hal ögesini önce fiil cümlesine, sonra da isim cümlesine çeviriniz. Taraktu el-etfâle la'ibine. Taraktu ben terk ettim. El-etfâle çocukları terk ettim. Yani bıraktım. Yanlarındaydım, sonra ben ayrıldım oradan. Onlar la'ibine oynarlar iken ayrıldım. Bu da la'ibine haldir. Cümle değildir. Müfrettir yani. Mensup nasb alameti ya, çünkü cem müzekker salim. Taraktu lesfale yel'abune. La'ibine'yi şimdi ne yapıyorlar? Fiile çeviriyorlar. Taraktu lesfale yel'abune. Neden yel'abune diye geldi? Fiil cümlesi olarak çevirmek istediler. Şimdi la'ibine kelimesinin detayına girmek gerekir ise, belki biraz kafanız karışabilir. La'ibune kelimesi idi aslında. Bu neydi? La'ibune, katibune, fatihune, ettaibune, abidune, hamidune gibi. İsmi fail cem müzekker salim. Bu ismi fail nereden geldi? Mazisi muzarisi nedir? La'ibe yel'abu. Madem ki muzarisi yel'abu, bunu muzari olarak yazmam gerekiyor. Çünkü fiil cümlesi yapmak istedik. Yel'abu yazsam, yel'abu tekildir. Burada el-etfaal, cimi bir sahibül hal söz konusu. Öyleyse yelabuna cem yaparsın. Sonuna vavunu getirirsin. Fiil cümlesi bu şekilde olmuştur. Fiildir yani. Cem-i müzekker olarak yazdık. Vav faili. Dikkat et. Telabune demiyor. Yelabne demiyor. Neden? Sahibül hal ile alakalı bu. Yelabune dedik. Taraktu letfale ve hum laibuna. Vehum mübteda laibuna haber. Mübteda haber birlikte isim cümlesi olup mahallen mensub olup etfalin hali olmakta. Yani burada mübteda peşine gelen haberimiz isim olarak gelmiş. Haber burada isim. Şimdi haberi fiil olarak getirmek de var. Burada onu yapmış. Taraktu letfale vehum yelabune. Hum mübteda yelabune fiil muzaridir. Vav failidir. Fiil fail birlikte. Fiil cümlesi olarak hum zamirinin haber olmakta. Peşine bunlar bir bütün olarak mübteda haber bir isim cümlesidir. Cümle olarak da el etfar kelimesinin hali olmakta. Madem ki cümle olarak haldir, öyleyse mahallen mensuptur. Burada yani çok iş var, bu soruda çok iş var. Çıkabilir mesela, der ki taraktu etfara laibinenin haberi aşağıdaki şıklardan hangisinde, haberi dedim pardon, hali aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil cümlesi olarak verilmiştir? İsim cümlesi olarak verilmiştir. Orada taraktu letfâle yel'abûne de yazar. Taraktu letfâle yel'abne de yazar.
Nelhab u da yazar. Ne yapmak lazım? Şahısları karıştırmamak lazım. Eğer burada biz deseydi nelhabu yapardım. Onlar deseydi ona göre bir şey yapardım. O kadınlar deseydi burada mesela. Kadınlara uygun bir muzari kalıbı getirirdin. Getirdiğin kalıp da çok önemli. Yani şimdi muzari, müfredi, tesnisi, cimisi var. Müzekkeri, müennesi, ikinci şahıs, üçüncü şahıs, birinci şahıs. Bu kadar şey içerisinde neden yelabune seçildi? Bunun farkına varmamız gerekiyor. Diğer soruları okudukça bu daha belirginleşebilir. Bakalım. Beka el veledü müteellimen. Beka ağladı el veledü çocuk müteellimen. Acısından dolayı ağlamış. Kederli bir şekilde ağladı. Kederli iken ağladı. Şimdi müteellimen teellemi, teellemu, teellumun, müteellimun. Tefal babından isim faildir. Mazisine gelir teelleme, muzaresi yeteellemu. Olduğu gibi yazılır yani. Yeteellemu yazarsın biter. Neden yeteellemu kalıbını yazdım da mesela teteellemu yazmadım? Çünkü sahibul hal müzekkerdir. Bu yüzden müzekker yazmam lazım. Peki niye yeteellemani diye tesniye yazmadım? Veya cemi yazmadım? Gerek olmadığından böyle yazılmadı. Bakalım ilerleyen noktalarda gerek duyulacak mı? Peki yeteellemu muzari olarak geldi. Şimdi yani fiil cümlesidir burada hal. Yeteellemu fiil, gizli zamir hüve fail, birlikte fiil fail yani birlikte bir cümle olarak mahallen mensup olarak elveled sahibul haldir. Onun hali olmakta. Vekâ elveledü ve hüve müteellimun. Bakın ve hüve müteellimun ile yeteellemu aynı şeydir. Mana olarak yani. Ve hüve o veled müteellimun. Kederli iken hüve mübteda müteellimun haber birlikte isim cümlesi olarak veledin hali olmakta. Beka el veledü ve hüve yeteellemu. Yine isim cümlesi ama bu defa haber muzari olarak geldi. Burada ise direkt isim olarak gelmişti. Yani haberin hem isim hem de fiil olarak geleceğini örnek veriyor. İkisi de olabilir. Yeteellemu muzari. Kendisinde gizli bir hüve daha var. Şuradaki hüveyi ben de görüyorum. Ondan bahsetmiyorum. Burada bir tane daha hüve var. O da yeteellemu da gizlenmiş. Gizli hüve ne gerek var? Sağ tarafta açıkça hüve var ya. Yani bu hüveden fail olmaz. Bundan ancak müpteda olur. Bana fail de lazım. Çünkü her fiil fail ister. Bu fiilin de faili gizli zamir olmak zorunda. Çünkü açıkça bir fail yok ortada. Zeyt yok, Ali yok, Veli yok, Hasan yok, Hüseyin yok. Mecbur hüveyi yaptım. Hiye yapsaydım fiilin kalıbıyla alakalı. Yeteellemu kalıbında hüve gizlenir. Bundan dolayı hüve diyoruz. Peki fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Neyin haberi? Hüve müptedasının haberidir. Peki müpteda artı haber hep birlikte isim cümlesi olarak bunlar nedir? El velet kelimesinin halidir. Namet etifletu bakiyete. Namet fiil etifletu hem fail hem sahibul hal. Hem fail hem sahibul hal. Hem fail hem sahibul hal. Böyle gidiyor akış. Bir kelime hem mef'ul hem de sahibul hal de olabilir. Et-tifletu müfret müennes bakiyeten. Bu da müfret müennes. İrabı tutmadı ama dikkat et. Et-tifletu merfu fail olduğu için. Bakiyeten mensup hal olduğu için. Et-tifletu marifedir. Bakiyeten nekredir. Namet et-tifletu tebki. Bu defa tebki yaptı. Fiilin başına ta getirdi. Deminden beri ye getirip duruyorduk. Şimdi ise ne yaptı? Ta getirdi. Tebkiyi. Neden? Çünkü et-tifil kelimesi müennes. Bakiyeten müennes. O zaman fiilinde müennes olması lazım. Bu yüzden tebiki geldi. Peki etti namet uyudu. Kim? Etifletu kız çocuk. Küçük kız çocuğu uyumuş. Tebki ağlar iken ağlayarak diyebilirsin. Tebki haldir. Neyin hali? Etifil kelimesinin halidir. Tebki direkt hal midir? Yok. Gizli zamir hi'si ile birlikte. Dikkat et bu defa gizli zamir hiye oldu. Hüve değil. Hiye. Neden? Çünkü tepki kalıbında hiye zamiri gizlenir. Hüve gizlenmez. Bundan dolayı hiye var. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haldir. Mahallen mensuptur. Namet etifletu vehiye bakiyetun. Hiye mübteda bakiyetun haber. Bakiyetun nasıl haldir? Hal değildir zaten. O yüzden mensup olmasını bekleme. Bakiyetun haber olduğu için merfu raf alameti zamme. Bu haberdir. Hal nerede? Hal hiye artı bakiyetin oluşturduğu bir cümle olarak hal olmakta. Bunlara biz mahallen mensup diyoruz. Tıfıl ise sahibül hal.
Ve hiye tepki. Tepkide bir tane daha gizli hiye var. Tepki artı hiye, gizli zamir olan hiye birlikte fiil cümlesi olup hiyenin haberidir. Hiye artı tepkihiye birlikte isim cümlesi olarak hadir. Mahallen mensuptur. Tekelleme el müderrisu ma'ana müptesimen. Tekelleme konuştu. El müderrisu öğretmen. Ma'ana bizimle birlikte müptesimen gülümseyerek konuştu. Olması gereken de buydu zaten. Müptesimen haldir. Kim gülümsemiş? El müderris. Failden hal yapılmış. Yani fail sahibul haldir. Müptesimen onun halidir. Müfret bir hal bu. Yani cümle değil. Dolayısıyla nasb alameti burada fetha olarak gelmiş. Fetha olarak gelmesi zorunlu mu yani tekil oldu, müfret olduğunda? Yok, zorunlu değil. C müzekker salim olursa fetha gelmez, ya getir. Ne gibi? Yukarıda geçtiği gibi. Şurada mesela laibine nasb alameti ya'dır. Nundaki fetha değildir. Nunun sağındaki ya laibine nasb alameti idi. Peki müptesimen, ben bundan bir isim cümlesi, bir fiil cümlesi yapalım. Tekelleme el müderrisu ma'na yebtesimu hüve fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haldir. Tekelleme el müderrisu ma'na ve hüve müptesimun. Hüve mübteda, müptesimun haber. Yani hal nasıl merfu olabilir? Hal mensup olmalıydı diye aklınıza belki soru geliyor. Bu hal değil. Merfu olmasında sıkıntı yok. Hal bunların komplesi, bir bütün olarak hal olmakta. Ve mahallen mensuptur. Ve hüve mübteda yebtesimu fiil, gizli zamir var kendisinde hüve. O hüve artı yebtesimu birlikte fiil cümlesi olarak haberdir. Hüve de mübtedaydı. Mübteda haber birlikte isim cümlesi olarak hal olmakta. Raca'a et-tullabu min el-medreseti rakizine. Raca'a döndü et-tullabu öğrenciler, erkek öğrenciler döndüler. Min el-medreseti okuldan rakizine koşarak, koşar iken, koşar oldukları halde hangisini kabul edersen artık. Rakidûne, rakidîne. Bilenler için bu da isim faildir. Rakeba kökünden rakidûn isim fail. Cem müzekkerdir. Ya ile yazılmış, nasb alameti ya'dır burada. Rakidûne, rakidîne. Kaidûne, kaidîne. Fâtihûne, fâtihîne. Nasb alameti ya. Raca'a et-tullâbu min el-medreseti yerkudûne. Fiil-i muzâre cem müzekker gâib ve fail. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak haldir. Mahallen mensuptur. Raca'a et-tullâbu min el-medreseti ve hum râkibûne. Hum mübteda, râkibûne onun haberi. Mübteda haber birlikte isim cümlesi olup haldir. Neyin hali? Tullab kelimesinin hali. Yani tullab sahibul hal olmakta. Raca'a et-tullâbu min el-medreseti ve hum yerkibûne. Hum mübteda, yerkibûne fiildir ve faili. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup hum mübtedasının haberi olmakta. Mübteda haber hep beraber yani bir isim cümlesi olarak haldir. Yani şuradaki yer kulluğuna fiil fail birlikte fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak haber. Buradaki yer kulluğuna fiil fail birlikte haberdir ama hal cümlesi değildir. Mübtedasıyla birlikte hal cümlesidir. Neden yer kulluğuna burada hüvesiyle birlikte hal olamıyor da burada oluyor? Çünkü burada yani bu şu an çizdiğim yerde yer kulluğuna fiil cümlesi olarak bulunuyor. Fiil fail fiil cümlesidir. Bu herhangi bir müptedanın parçası değildir. Oysa buradaki yer kulluğuna fiildir. Evet, vav da failidir. Bir yerde fiil cümlesidir. Doğru. Ama bu fiil cümlesi bir müptedanın haberi olmakta. Ha, bu yüzden hal olamamakta. Müptedanın haberi olduğu için ben tek başıma hal oldum diyemiyor. Ancak müpteda ile birlikte toplu olarak hal olabiliyor. Arapça Türkçe çeviri zaten yapılmış. La takdif diye devam eden gülü henüz açmamışken kopartma. La takdif kopartma. El verde te gülü bu nedir? Mefuldür. La takdif nehi hazırdır. Ente gizli zamir faildir. El verde te mefuldür. Ve lem tetefettah ba'du. Açmamış iken diyor. Bak hal yine. Yani bu çevirileri de süs olsun diye vermiyorlar. Hal cümlesi olarak geliyor bunlar. Meyve suyunu soğukken, soğuk iken, soğuk olduğu halde, bariden haldir. Burada fiil cümlesi halde. Havara el müdür vel müderrisuna gâibûne. Müdür öğretmenler gelmeden geldi. Havara geldi el müdiru, müdür geldi vel müderrisuna. Öğretmenler gâibûne, gâib iken.
Gayip oldukları halde, gelmedikleri halde, gelmemiş iken burada hal olduğu çok belirtilememiş ama burası haldir yani. Hadara el müdiru fiil fail. El müderrisune gaibune burası haldir. İsim cümlesidir. Baştaki vav haliye el müderrisune mübteda gaibune haberdir. Birlikte isim cümlesi oluşturarak haldir. Giysilerini temiz ve ütülü olarak giy. İlbesi sengi thiyabeki elbiseni nazifeten temiz ve mekviyeten ütülü olarak giy. Bu şekilde giy demiş. Burası da hal. Yani nazif hal olmaktadır. La tenamu fil gurfeti odada ışıklar açıkken uyumayınız. Ve evvâ'u meftuhatun mübteda haber. Evvâ mübteda meftuh haber isim cümlesidir. Burası haldir. Öyleyse mahallen mensuptur. Yine Arapça Türkçe bildiğin halde gerçeği saklama. La tektum saklama gizli melhaka gerçeği ve ente ta'lemu sen bilir iken bildiğin halde ente mübteda ta'lemu fiildir. Ta'lemun içerisinde yine gizli bir ente daha vardır. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak haberdir. Ente artı ta'lemu ente. Gizli ente yani. İki tane ente var değil mi? Birini görüyorsun, diğerini göremiyorsun. Fail olan ente de var. Burası isim cümlesi olarak haldir. Merdivenlerden dikkatle in. Kuntu udakiru ve ente testerihu. Dikkatle in. Ente testerihu. Haldir. Bintibahin. Haldir. Bir savtin arin. Niye yüksek sesle konuşuyorsun? Limada niye tetekelle mühendisle konuşuyorsun? Bir saatin bir ses de öyle ses ki alin yüksek sesle. Yüksek sesle burada şey yok, hal yok burada. Savtin mevsuf alin onun sıfatıdır. Burada şey yok, hal yok, sıfat mevsuf ilişkisi var. 5. Cümleleri yavaşça tekrarla. Eid el cümle. Cümleleri tekrarla bi but in yavaşça yavaş olduğu halde but kelimesi mastar olarak haldir. Sıra sorulara geldi. Anlamlı bir yanıt aşağıdakilerden hangisi? Keyfe zehebte ile sugu. Keyfe nasıl zehebte sen gittin ile sugu çarşıya? Bu sorunun anlamlı bir cevabı hangisi olabilir? Diye sorulmuş. Meşen yürüyerek, alel aktağım ayaklarımın üzerinde yürüyerek gittim. Gayet mantıklı. Yani diğerleri demek ki bu mantığa sahip değildir. Bu yüzden Bursa doğru olur. Noktalı yere ne getirilmelidir? Öğretmen sınıfa gülümseyerek girdi demek istiyoruz. Sınıfa gülümseyerek girdi. Dehale girdi el muallim öğretmen es saffe sınıfa müptesimun müptesimen Ceyhan gülümseyerek müptesimun olmaz çünkü hal arıyorum halde mensuptur iptisameten burada mastar yazılmış müptesimen bu seçilir. Hal konusunda doğru bilgi veya yanlış bilgi nerede yer almaktadır? Hal sadece bir yolla, bir şekilde yapılmaz. Hal müfet olarak, cümle olarak yapılabilir. Doğru bir yargıdır Adana. 5. Celese tullabu fil fasli münsitine. Altı çizili kelimeyle alakalı bilgi istenmekte. Sahibul hal midir? Sahibul haldir. Celesi oturdu ya tullab öğrenciler fil faslı sınıfta münsitine susarak. Susmuş oldukları halde oturdular. Sahibul hal hangisi? Tullab'tır. Hal olamaz. Hal mensup olması lazım. Olamaz. Temiz olamaz. Temiz de mensuptur. Sıfat olamaz. Sağında mevsuf aranır. Yok. Mevsuf olamaz. Peşinde sıfat yok. Hal değil zaten. Çünkü merfudur. Sahibul hal olması gerekir. 3. Noktalı yere ne gelmesi lazım? Anlamlı bir cümle elde etmek istiyorsak. Kâne egûdu. Kâne tusallihu yahrusu yufeddilu yesûku.
kâne idi yesûbu satıyor idi es-seyyâret otomobili bi meharetin maharetle bir beceriyle satmakta idi satıyor idi. Diğerleri uygun kelimeler değil mana olarak. Edda el müminu es salate haşi'an. Altı çizili olan kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse anlamda bir farklılık olmaz. Haşi'an huşu demek. Titizlik, konsantre manasına geliyor. Öyle bir kelime getir ki bir zıtlık olmasın, uysun buraya diyor. Bi huşu'in, huşu ile. Bu olur. Haşi'at olmaz. Neden? Haşi'at müennestir, el mümin ise müzekkerdir bir defa. Haşi'ine cemi, mümin tekil. Haşi'in olmaz. Minel huşu'i, huşu'dan dolayı demek. Tahşa'u, hiye olur, ente olur, uyumlu olmaz. Sahibul hal burada mümindir ya, onunla uyumlu olarak gelebilecek tek şey burada nedir? Bi huşu'in, yani mastar olarak gelmiştir. Huşu'in, aynı köktendir. Özellikler tutmaktadır. 7. Et-ta'iratu tuhalligu fis-semâi. Boşluğa ne gelir ne gelmez sorusu. Et-ta'irate kânet idi. Uçak neydi? Tuhalligu fis-semâi. Et-tairat kelimesi ve tuhalligu kelimesi. Şimdi tuhalligu halka çizmek demek. Yani daire çizmek. Uçak daire çember çizecek şekilde sağdan sola veya soldan sağa doğru dönüyordu. Fissemai gökte. Ebsartu ben gördüm. Ebsara fiil, tu fail. Neyi gördüm? Et-tairate uçağı gördüm. Mef'uldür. Uçağı ne yapar iken gördüm? Tuhalliku. Daire çizer iken gördüm. Tuhalliku muzari fiil. Hiye gizli zamir faili. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haldir. Neyin hali? Et daire. Yani et dair sahibul hal olmakta. Yani uçağın durumunu belirtiyor buradaki hal. Boş bırakılan yere hangi fiil gelmeli? İşte bu gelmeli yani. Evet. Ebsar tu. Kânet olsa kânet idi. Ne? Et-tâira tu uçak idi. Tâire kânenin ismi olur. Tuhallikte kânenin haber olması gerekir bu durumda. Yani hal olmaz. Ne olur? Kânetin haberi olur cümle olarak. Hal olamazdı kâneti sessiz idik. Ziltu olsa mesela. Ziltu yine aynı durum. Kânet gibi ziltu et dairete olurdu. Bunda da olmaz. U'cibtu, e'cebe, u'cibe, u'cibtu. Bu da yine seçemeyiz. Safertu ben yolculuk ettim. Et dairete uçağa yolculuk ettim olurdu. Uçak ile olması lazım. Safertu'dan sonra ba olsa bir ihtimal. Ba yok, araç gereç manasında ba yok burada. Bu da olamaz. Dolayısıyla ebsartu olur. 9. Türkçe karşılığı sorulmuş. Güneşin doğuşuyla birlikte uykudan uyandım. Uykudan uyandığımda güneş doğmak üzereydi. Uykudan uyandığımda güneş doğmuştu bile. Bak burada doğmuş. Denizde güneş doğmamış iken uykudan uyandım. Doğmamış iken. Güneş doğduğunda ben henüz uyanmamıştım. Birbirine yakın şeyler. İsteygaztu, ben uyandım minennevmi uykudan. Mâdaret eşşemsu, mâdaret doğmamış idi eşşemsu, güneş. Güneş doğmamış iken, doğmadığı halde uyanmış idim. Uykudan ne zaman uyandım ben? Güneş doğmadan, doğmadığı halde, doğmamış iken. Doğuşuyla birlikte, birliktelik manası burada yok. Mâdaret doğmadı demek. Uyandığımda güneş doğmak üzere manasına gelen bir kelime yok burada. Doğmuş değil zaten, doğmamıştı, ma olumsuzluk. Güneş doğduğunda henüz uyanmamıştım. Uyanmak, uyanmamak o kelime olumsuz değil ki. İsteygazanın başında olumsuzluk edatı yok ki. Olumsuzluğu dalaati şems, güneşin doğmasıyla birlikte ifade etmek gerekiyor. Güneş doğmamış
iken doğmadığı halde uykudan uyandım. İstiykastu ben uyandım. Minennem uykudan. Ma danaati şemsu güneş doğmamış iken. Bu şekilde ifade edilmesi gerekiyor. 8. Yani denizliydi o. 8. Rakibtu es-sefinete vel bahru haicun. Türkçe karşılığı nedir diyor. Gemiye bindiğimde deniz dalgalıydı. Gemiye bindim ve deniz dalgalanmaya başladı. Başladı. Başlama fiili var mı burada? Yok. Deniz dalgalı iken gemiye bindim. İken olduğu halde bak hal çevirisi verilmiş. Ceyhan'da hal çevirisi var. Denize açıldığımda dalgalar azmaya başlamıştı. Başlama fiili göremiyorum. Bindiğim gemi dalgalı denize doğru açıldı. Rakiptu ben bindim. Rakibi fiil to fail. Neye bindim? Esefinete gemiye bindim. Gemiye bindim. Vel bahru deniz haicun dalgalıdır. Gemiye bindim deniz dalgalıdır. Bu şekilde tercüme etmek uyar mı? Uymaz. Deniz dalgalı iken gemiye bindim demek gerekir. Deniz dalgalı olduğu halde bindim. El bahru mübteda haicun haberdir. İsim cümlesi olarak burası haldir mahallen mensuptur. Vav da vavı haliye olarak adlandırılmaktadır. Buna göre ne oldu cevap? Ceyhan oldu. 10 boşluğa ne gelmelidir? Kalıp ifadelerden sorulmuş. Kem kaç demek? Hiye saat o saat. El ane şimdi demek. Şu anda saat kaç? Ve vapti tam olarak. Bursa seçilir.